Efendim herkese iyi akşamlar. Türkiye Meclisi'ne hoş geldiniz. Uzunca bir zamandan beri, yaklaşık bir 10 gün oldu neredeyse, bu programı duyuruyoruz. Tanıtımlarda da sık sık anlatmaya çalıştığımız üzere aslında Türkiye Meclisi'nde bir format değişikliğine gidiyoruz ve bu saatlerde tartışma programları, efendim ana haber bültenleri varken biz KRT olarak yeni yüzümüzde ve yeni ekran stratejimizde bu formatların dışına çıkan, aslında sizin sesiniz olmasını istediğimiz bir ekran yaratmaya çalışıyoruz. Bu formatta aslında buradaki moderatör, buradaki star biz değiliz, aslında sizsiniz. Yani bu stüdyoyu dolduran vatandaş, sizler. Her akşam bir veya birkaç tane farklı konuyu burada masaya yatıracağız. Bağlantılarla stüdyodaki Türkiye'yi temsil ettiğini düşündüğümüz insanlarla, toplumun her kesiminden, her siyasi görüşten, her inanıştan konuklarımızla konuları masaya yatıracağız ve bol bol konuşacağız. Daha doğrusu bizden ziyade, benden ziyade veya bu programı sunacak olan diğer arkadaşlardan ziyade konuklarımız konuşacaklar, tartışacaklar. Aslına bakarsanız biraz eski yıllara giderseniz biraz siyaset meydanını andıran bir format bu. Özlediğimiz bir format aslına bakarsanız. Şimdi bu akşam aslında birçok konu var Türkiye'nin gündeminde. Malum Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Bir yandan bölgemizde ciddi bir ateş var, savaşlar. Kan akıyor oluk oluk bölgede. Bütün bunları konuşabilirdik ama ben özellikle bu akşam bu programı açarken hayat pahalılığını öncelikle masaya yatırmayı tercih ettim. İlk bir saat boyunca ben karşınızda olacağım. Sonra bayrağı Erhan Ertürk'e devredeceğim. O başka bir konuyla karşınızda olacak. Şimdi bugün Türkiye gündemine çok sıcak bir görüntü düştü. Bundan birkaç saat önce İstanbul'da UKOME kararı verildi ve bir grup taksici UKOME kararının verildiği yeri basarak taşlı sopalı bir saldırı gerçekleşti. Polis göz yaşartıcı bomba kullandı ve olay basına, olay daha doğrusu sosyal medyaya pahalılığa karşı, yapılan zamlara karşı vatandaşın tepkisi olarak aktarıldı. Fakat işin aslı böyle mi değil mi? Bizim haber merkezinden Umut Taş'tan oradaydı. Umut şu anda stüdyomuzda. Umut hemen sana döneyim sıcağı sıcağına. Gerçekten bu yaşadığımız görüntüler, sosyal medyada bugün kıyamet koptu. Gerçekten neydi? Bir anlatır mısın bize çok kısaca, özetle? Ya evet, orada yaşanan aslında bu zamla alakalı, alınan kararla alakalı bir durum değildi. Çünkü orada toplanan o kitle, yaklaşık 250-300 kişilik kitle, toplantı 2'de 14'te başlamıştı. 14 öncesinde de oradaydılar. Çünkü onların talebi 8+1 mağdurları olduklarını belirtiyorlardı kendilerinin. Ve zamla ilgili bir konuşmaya gelmemişlerdi. Aslında içeride yapılan toplantıda kendilerinin de gündeme gelmesini istemişlerdi. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Tam onların eyleme başladığı, bu saldırıya başladığı anda da içerideki zam kararı açıklanmıştı. Hem taksi ücretlerine, servis ücretlerine, toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla eş değer gelince bu saldırı, olay bu şekilde anlatıldı. Onlar da bundan rahatsız oldular. Çünkü talepleri bu değildi. Nedir talepleri? 2022 yılında 1803 minibüs taksiye çevrilmişti. Yine UKOME kararıyla. Bu kişiler, bu taksilerin sahipleri, bu dolmuşlardan ve minibüsten taksiye çevrilen araçların sahipleri ve geçinemediklerini belirtiyorlar. Çünkü arada diğer 4+1 normal bildiğimiz taksilerle fiyat farkları çok fazla. Bu nedenle kimse bizi tercih etmiyor. Bu yüzden biz de geçinemiyoruz diyerek oraya gelip toplantıda bu konunun görüşülmesini istemişlerdi. Son ana kadar, aslında bu zam fiyatı açıklanana kadar beklediler. Bekledikleri talep şuydu, çünkü içeriden alınan haber şuydu. Görüşmeye eklenmişti bu karar, 8+1'lerin görüşülmesi. Fakat oradan olumlu bir sonuç çıkmadı. Bir alt komisyon kurulmasına karar verildi. Onlar da buna tepkilerini oradaki yani camları kırarak. Tabii işin aslı zam değildi. Aslında tamamen o minibüsten döndürülen taksilerle ilgili bir hak mücadelesiydi. Onun tepkisi tam da bu zam kararına denk gelmiş oldu. Evet, bu şekilde yanlış lanse edilmiş oldu. Tamam, çok teşekkürler. Bu arada aslına bakarsanız Türkiye'de hayat pahalılığı denince tarihe baktığınızda da mesela Fransa'da devrim sebebi ekmek fiyatlarıdır. Fransız devriminin sebebi ekmektir hatta. O kadar önemli bir şeydir Fransa'da. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hazır buna gelmişken Cihan Koli var. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı. Cihan Bey hoş geldiniz. Hayat pahalıdır, direkt sizden başlayalım. Gerçekten Fransızlar ekmekten sebebiydi. Hatta şöyle söylerler. Biliyorsunuz Fransız devriminde ekmek kalitesi düşüyor. Marie Antoinette diyor ki eğer ekmek yemiyorlarsa pasta yesinler diyor. Oysa oradaki pasta pasta değil aslında, o daha ucuz, daha hafif bir ekmek, daha kaliteli bir ekmek. Ama bizde yanlış bilinir. Ama gerçekten de Fransa'da ekmektir bu kalkışmaların sebebi. Ekmek fiyatlarıdır. Yok canım, şaka yapıyoruz. Değil mi? Ben şaka yapıyorum. Emin olun yani ekmekten sebep, yani böyle Fransızlar böyle devrim yapacak şey, o zaman Fransızlarda bir şey var.
ekmek belki arkadaşlar çoğu bilmiyor. Ben ekmek konusuyla ilgili biliyorsunuz ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir diyerek Silivri'ye giden arkadaş benim. Şimdi o mevzu şuydu. Şimdi doktora gidiyorsun çocuklarla bilmem ne. İşte bana da hatta o zaman şey yapmışlardı. Götürüyorsun beslenme için diyor ki işte şöyle besleyeceksin. Ekmek en son konu. Ben de dedim ki yani ekmeği az yiyin ki eti, peyniri, balığı istemesini bilesiniz yani. Beslenme böyle hep ekmekten olursa ne olacak? O toplumu gelişemeyecek yani. Ben o anlamda yoksa yani bir de toplum dedim, millet de demedim yani ama o kadar cahil insanlar yönetiyor ki bizi toplumla milleti ayırt edemeyecek kadar cahiller. Sonra dedim ki ya biz bu şeyle bizi yönetenlere boşuna maaş veririz biz bu Ankara'dakilere. Biz oraya 600 değil de 400 tane yapay zeka koysak emin ol hem torpil yapmazlar hem masrafları az olur hem Mercedes'e binmezler hem akrabalarını korumazlar daha iyi olur. Ben ekmeği hep gündeme getirmemin sebebi şuydu. Ankara'dan misal vererek anlatırdım bunu hep. Yine aynı şeydeyiz. Ankara'da ekmek 8 lira. Yeni oldu o da. Biz de 10 lira. Birkaç aydan beri yani şey. Şimdi o kadar büyük ki İstanbul, Avrupa, dünyadaki 46 ülkeden büyük. Nüfus bakımından da evet, evet. Şey. Şimdi diyorsun ki yani Beşiktaş, işte Sarıyer, Kadıköy, Şişli'de kiralar 100-120 bin lira fırın kiralar. Ama geliyorsun ben mesela Bayrampaşa'da fırıncıyım, Bayrampaşa'da da 30 bin lira. Şimdi bizi yönetenler diyor ki Bayrampaşa'da da ekmek 10 lira olacak ya da 8 lira, Şişli'de de aynı ya da Beşiktaş'ta da. Böyle bir şey olmaz. Bunları hep gündeme getiriyor. Bir de vatandaşın gerçekten ben ekmeğe ağırlık vermesini pek istemiyorum. Biz mesela askıda ekmek yapıyoruz fırınlar kendimiz. Fakir fukara yani alım gücü olmuyor. O mahallede herkes birbirini tanır. Onlara verelim diye. Bizim şeyimiz şu diyoruz ki vatandaşa. Ya gel ekmeği fırında al. Ben her bir ekmek için markete, fırına iki, şimdi 10 lira, 2,5 lira iskonto veriyor. Bir de bir araba çalışıyor onun için. Oraya o ekmeği götürüyor. O bir arabanın bir fırına maliyeti ayda 80 bin lira. Şimdi ben ürettiğim ekmeği fırınımdan satsam ne o 80 bin liralık şey vermeyeceğim? Kime kalacak? Vatandaşa. Şunu da diyorum, İstanbul çok büyük. Gelin şunu yapalım. Bir seçilmişi var İstanbul'un belediyeler, ilçe belediyeler. Bizim işimiz de hep ilçe belediyelerle. Evet. Bir de atanmışı var kaymakamı. İkisi bir araya gelsin. Bir saatin içinde ekmek fiyatlarını belirleriz. Fakat buna İstanbul için konuşuyorum. Bu dediklerim İstanbul için geçer. Hiçbir birim yanaşmıyor. Yanaşmadığı gibi emin olun şu an İstanbul'da 500 tane üretim izni olmayan fırın var. 500 tane. Cihan abi şöyle yapalım. Şimdi ekmek konusunu konuşuyoruz. Çok uzun konuşuyoruz. Da birçok konuğumuz var. Ben direkt Gülay Hanım'a dönmek istiyorum. Emlak fiyatları İstanbul'da mesela ne kadar yüksek ve siz emlakçısınız. Nedir mesela durum şu anda? Hayat pahalı deyince aklımıza o geliyor. Mikrofonu alın lütfen. Mikrofonla konuşmanız gerekiyor. Açık açık. Öncelikle iyi akşamlar. Biz sizi duyuyoruz. Pardon, emlak tekrar alabilirim. Yani İstanbul'da hayat pahalı deyince ekmekten başladık ama emlak fiyatları da, kiralar da mesela aynı şekilde yüksek. Siz bir emlakçı olarak nasıl görüyorsunuz hayat pahalılığı konusunda? Sizin görüşünüz ne? Yani şöyle bir şey, tabii ki ekmek bir temel gıda maddesi ama barınmak da bir ihtiyaç. Fiyatların yani son 1,5-2 senede gerçekten yükseldi. Ama bunun ana temel nedeni maliyetler. İşte işçilik, maliyetler. Bizde de bölgeye göre değişiyor. Mesela bazı bölgelerde metrekare birim fiyatları değişiyor. Ama şu anda
Yani şöyle söyleyebilirim, orta gelirli bir vatandaşın ya da bir ailenin gayrimenkul alması çok çok zorlaştı. İnanılmaz derecede bazı yerlerde gerçekten maliyetten yükseldi, bazı yerlerde fiyatlar şişirildi son işte 1,5 sene içerisinde. Yani bu nasıl bir çözüme ulaşır, nasıl bunun önüne geçilir bilmiyorum ama en büyük sebep işçilik, maliyet ve gayrimenkul aslında İstanbul'da şu anda arz yani ihtiyaç. Fakat onu karşılayacak tabii eski binalar çok ama deprem yönetmeliğine uygun yapılar şu anda çok fazla yapılamamakta. Bu evet. da çok büyük bir ihtiyaç. İhtiyaç olduğu için de dolayısıyla bir de o da etken fiyatların yükselmesinde. Bir de Türkiye'de baktığımızda şu anda aslında bu hayat pahalı dediğimiz şeyi işte ekmek fiyatları, konut fiyatları ama en büyük sıkıntı yaşayan öğrenciler. Ceyda Hanım mesela siz öğrencisiniz. Siz ne yaşıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl bir hayat sürüyorsunuz bakalım? Onu merhaba. Ben Ceyda, İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik öğrencisiyim. Öğrencilerin aslında şu anki şartlarda yaşayabilmesi imkansız görünüyor. Çünkü 2024 yılında öğrencilere KYK ücreti 2000 lira olarak belirlendi. Bu da günlük 66 liraya denk geliyor. Ama okulun çevresinde herhangi bir yemek yemeye gittiğimizde 90 liradan aşağı bir menü bulmak imkansızlaşmış durumda. Okul yemekhaneleri de yetersiz ya da sağlıksız oluyorlar. Mesela bundan 1,5-2 ay önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde arkadaşlarımız yemekhaneden dolayı zehirlenmişlerdi. Bunun haricinde emlaktan demin bahsettik. Barınmak da öğrenciler için çok büyük bir sorun haline geldi. KYK yurtlarının yetersizliğinden dolayı herhangi bir arkadaşımız artık İstanbul'da bir üniversiteyi tercih edemeyecek durumdalar. Tercih edenlerse maalesef ya KYK yurdunda kalmak zorundalar ya da 5 kişi, 4 kişi bir ev tutmak zorunda kalıyorlar. Ama KYK yurtları da bizim için güvenli alanlar değil. Yine bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce KYK yurdunda Zeren Ertaş diye bir arkadaşımız ihmaller sonucu ölmüştü. Ya da yurtların yetersizliğinden dolayı bundan yaklaşık 2 yıl önce Enes Kara diye bir arkadaşımız tarikat yurduna mecbur bırakıldığını söylemesinin ardından intihar etmişti. O yüzden öğrencilerin yaşayabilmesi bu şartlarda çok mümkün görünmüyor. Evet, Mehmet Nazım, senden konuşalım. Sen de öğrencisin. Senin ağzından dinleyelim bir de. Merhaba, ben Mehmet Nazım Öztoprak. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım da dediği gibi biz üniversiteliler olarak Türkiye'deki bütün toplumsal kesimler gibi hayat pahalılığından, ekonomik krizden muzdaripiz. Yani bunun asıl sebebi de aslında günümüzde siyasal iktidarın öğrenciden ya da halkın tamamını kapsayacak şekilde değil, sadece sermayeden taraf bir şekilde politikalar üretiyor olması. Örnek veriyorum, biz bu döneme başlarken yemekhanemize, yani Marmara'da yemekhaneye %200 zam yapıldı ve şu anki KYK ücreti günlük 66 liraya tekabül ediyor. Biz sadece iki gün, iki öğün yemek yediğimiz zaman bile bize bir para kalmıyor. Dediğim gibi asıl değişmesi gereken şey bu noktada siyasal iktidarın sermayeden yana politikaları. Daha öğrenci dostu ve öğrenciden taraf bakan bir politika üretimi gerekiyor. Biz de üniversiteler olarak bunu talep ediyoruz, bunu savunuyoruz. Evet, bu arada gündemimizde sürekli olan konulardan bir tanesi aslında motor kuryelerin hali. O da özellikle de sizi davet ettik. Hem sizi tanıyalım hem de sizin bütün kuryeler adına sizin yaşadıklarınız da çok önemli. İnsanlar yemek yiyecekler, evlerine gıda alacaklar diye siz canla başla hayatlarınızı tehlikeye atarak çalışıyorsunuz. Bir de sizden dinleyeyim ben fotoğrafı. İyi akşamlar, ben Mehmet Timurtaş. Aşağı yukarı 2007'den beri motokuryelik yapıyorum. 34 yaşındayım. Evli iki kız çocuk babasıyım. Sanırım ilk başladığımda motokuryelik bu kadar yaygın değildi. Ama uygulamalar ve özellikle halkımızın pandemiden sonra sipariş vermesi ve uygulamaların çok artması motokuryelerin sayısını da arttırdı. Bazı sıkıntılar oluştu bu motokuryelerin artmasıyla beraber. Mesela kazalar arttı, ölümler arttı, sakatlanmalar arttı. Çünkü şundan kaynaklı, eskiden biz halkımıza sadece yemek ve gıda götürürdük. Şu an bütün ihtiyaçlarını götürüyoruz. Nedir? Elbisesinden tutun, çocuğunu aldığı kıyafetine kadar, çocuğunu aldığı oyuncağa kadar, sağlık ekipmanlarına kadar, eczaneden ilaç alacaksa uygulamadan bile bunu sipariş veriyor. Biz bütün bu siparişleri hepimiz, bütün şeyleri biz kuryeler götürüyoruz. Yani birçok şeyde aslında hani getirebilirim ama burada bayağı şey sayabilirim size.
Ya biz aslında birçok şeyden de aslında muzdaribiz. Çünkü trafikte maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Hani yok sayılıyoruz, görmezden geliyoruz. Sağdan kapılar açılıyor bir anda pat diye. Arkadan bakmadan kapı açılıyor. Maalesef biz patlıyor, arabaya vurmak zorunda kalıyoruz. Çukurlar oluyor, yağmurlarda birikiyor. Sıkıntılarımız oluyor. Birçok şey sayabilirim aslında. Evet, ben hemen Pelin Hanım'a dönmek istiyorum. Siz bir gazeteci olarak bu fotoğraf burada karşımızda. Sizin yorumunuzu alayım. Evet, şimdi son birkaç yılda Türkiye'nin gündemine enflasyon belirliyor. Aslında işte enflasyon, kur ve faiz sarmalına sıkışmış bir ekonomik modelin içinden geçiyoruz. Burada da hayat pahalılığı meselesi, geçim sıkıntısı ve son yıllarda barınma meselesi çok temel dinamikler. Özellikle işte geçen yılki seçimlerde esas ana gündemi, ana omurgayı oluşturdu. Muhtemelen şimdi yerel seçimlere doğru da yine aynı gündemle karşı karşıya kalacağız. Özellikle öğrenci arkadaşların da bahsettiği gibi gerek barınma sorununun, gerekse beslenme sorununun giderek kronikleştiği bir dönemde az önce Umut'un anlattığı mesele. Yani bununla ilgili işte öğrenciler, başka bir takım kesimler sokağa dökülüp hak talebinde bulunduklarında işte tutuklanıyorlar, çok ciddi şiddete maruz kalıyorlar. Ama bugünkü mesela taşlı sopalı karşı çıkış hali epey ironikti yani ikisini birbiriyle kıyasladığımızda. Ve evet, yani enflasyon sarmalı, işte son rakamlar ortada. Muhtemelen yerel seçimlerden sonra Nisan-Mayıs ayları gibi %70'lere doğru yükselmiş bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Faiz hala yüksek seyrediyor olacak. Yine aynı şekilde kurda da artık 30'lu seviyeleri görmüş olacağız. Ama bu modeli bilerek ve isteyerek uygulayanlar acaba bununla ilgili herhangi bir değişim istiyor mu? Veya o toplumun farklı kesimlerinden yükselen değişim talebini duyuyor mu? Biraz yerel seçimlerin gündemi de herhalde bununla bağlantılı olacak. Tabii burada toplumun farklı kesimlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, işte özellikle çevre, ekoloji mücadelesini yürütenlerin ve bu geçim meselesini, hayat pahalılığı meselesini, özellikle fabrikalarda örgütlü emekçi kesimlerin bunu çok daha yüksek sesle dillendiriyor olması, her fırsatta gündeme taşıyor olması. Yani buradan başka bir çözüm, çare görünmüyor ve farklı kitlesel örgütlerin de bir aradalığı gerekiyor. Yani kadın mücadelesi çalışanlar, çevre mücadelesi çalışanlar veya farklı demokratik kitle örgütlerindeki mücadele verenlerin bir araya gelmesi ve bütün bu yaşadığımız kaos ortamına karşı bir arada durması herhalde çözüm buradan geçiyor. Ve seçimlere doğru da bunların, bu meselelerin biraz daha fazla konuşulduğu günlere doğru gidiyoruz, evet, diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ergin Bey, yani dün Ergin Kalınoğlu. Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Tuhaf bir Türkiye'de yaşıyoruz. Uçurumların olduğu Türkiye anlatılan manzara bir yandan ekmek, ona ulaşmaktaki zor, barınmaktaki ulaşmaktaki zor, yaşamaktaki mücadeledeki zorluk ve günü nasıl geçiririz diye hayal eden bir sürü insan, yurttaşımız, vatandaşımız. Bir yandan da bakıyorum o hanımefendinin bahsettiği sıradan değil lüks konutlarda kapış kapış gidiyor. Bir yandan bakıyorum, az bir zümre diyeceksiniz biliyorum. Bir yandan bakıyorum lüks otomobillerde, hatta sıradan otomobillerde ulaşmakta düne kadar zorluk. Bir anda bakıyorum bir telefon almak için asgari ücretin 17.002 lira olduğu ülkemizde 100.000 lirayı para verip bedel ödeyip kuyruğa giden insanlar. Arkadaşlar, Türkiye büyük bir ülke aslında, güçlü bir ülke. Güçlü bir ülke derken şunu söylemek istiyorum. Türkiye şu anda 300 milyar dolar gibi bir mal üretip bütün dünyayı, Avrupa'ya masaya koyup da
satabilen bir ülke. Onlar kendi rızalarıyla gelip bizim malımızı alıyorlar. Türkiye üretiyor. Türkiye üretiyor da bu sıkıntı neden? Gayri safi milli hasılaya baktım buraya gelirken 2022 yılında 9200 ya da 300 dolardı. Şimdi not burada olmadığı için şey yapamıyorum. 2023'te devletin resmi rakamları 13200 dolar diyor. Ona baktım. 3 kişilik bir aile düşündüm kendi kendime. Ya bunları bugünkü dolar kurundan acaba bu geliri biz eşit paylaşsak aile başına, 3 kişilik aile başına ortalama 100 bin liranın üzerinde bir aylık gelir geliyor. Yani bizim burada esas tartışmamız konu Türkiye kazanıyor, Türkiye üretiyor, Türkiye bir paraya, bir bedele sahip. Fakat bu para nerede? Ben cevabını uzatmamak için burada kesip isterseniz daha sonra aslında devam edelim. Bu konunun uzmanına dönelim. Hemen Ankara'ya. Yılların Ekonomi Gazetesi Erdal Sağlam Ankara büromuzda. Başından beri burada aslında Türkiye'deki mevcut fotoğrafı biraz vatandaşın ağzından farklı kesimler, öğrencisi konuştu, emlakçısı konuştu. İzleyebilirsen Erdal abi. Böyle bir fotoğraf var karşımızda. Fakat bir yandan da beyefendinin söylediği gibi, Ergin Bey'in söylediği gibi neredeyse yani direkt birebir bölsek kişi başı 3 kişilik bir aile neredeyse 100 bin lira düşecek diyor. Ortada para var fakat bir gelir adaletsizliği, gelir paylaşımında bir sıkıntı var. Ve bunun tuhaf bir şekilde aslında Türkiye siyasetine sandığa yansıması da her seferinde aslında siyaset bilimcileri, sosyologların cevap vermesi gerekecek şekilde hani geçinemiyoruz ama oyumuz AKP'ye diyen yığınlarla karşı karşıyayız. Bunun sosyolojisidir ama daha önemlisi bu tablo sürdürülebilir bir tablo mu? Bunun geçmişe de bakarak söylüyorum. Bu halimizle, bu gidişatla durum nedir acaba? Merhaba. Sürdürülemez olduğu çok kesin. Yani Türkiye bir yandan tasarruf açığı olan bir ülke ama bir yandan da büyüme hırsı çok yüksek bir ülke. Ve politikacılar sadece mevcutlar değil daha öncekilerde hesapsız büyüme konusunda çok fazla şey olabiliyorlar, tamahkar olabiliyorlar. Ama bunu yaptığınız zaman da bunun bir bedeli oluyor. Ve bu bedeli dağıtırken de daha çok geniş toplumsal kesimler üzerine dağıtıp sermaye kesimini kayırarak bunu yapıyorlar. Şimdiye kadar gördüğümüz tablo bu. Daha önce de yaşandı bu. Örneğin enflasyon, son dönemdeki enflasyon yaratma bilinçli olarak yapıldı. Daha doğrusu büyümeyi arttırmak için uluslararası camiayla hem de dış tasarrufları çekmek yerine içine kapanan ama büyümeyi de arttırmaya çalışan bir şeydi. Ve bu yüzden hiçbir şekilde dünyada var olmayan bir ekonomi politikası uygulamaya başladılar. Ve bütün uyarılara rağmen bunu Mayıs'a kadar sürdürdüler. Ve sonunda büyük bir fatura çıktı. Darbe sabit gelirler üzerine fakirleşmenin çok bariz biçimde arttığı bir tablo ortaya çıktı. Yani 2017'den 19'dan bu yana %32-33 olan emeğin milli gelirden aldığı pay %23'e kadar düştü. Bu aslında tabloyu gösteriyor. Enflasyonun ne kadar tahrip ettiğini ve enflasyonun asıl dar ve sabit gelirliği tek ücret alanları mahvettiğini gösteriyor. İşverenler açısından baktığınız zaman öyle uygun bir ortam yaratıldı ki hem ucuz kredilerle bunlar beslendi. Bu ucuz kredilerin tabii ki faturasını yine bütçe ve halk ödüyor. Hem de fiyat davranışları bozulduğu için yüksek enflasyonla birlikte herkes satacak malı olan üstüne maliyeti düşürmeden eğer talep de varsa satmaya başladı. Bütün bunlar kaçınılmaz olarak gelen sonuçlar. Bu konuda da uyarıldılar. Burada asıl mesele bir üretim yapısının bozuk olması. Çok uzun yıllardır söylediğimiz Türkiye'nin teknolojiyi yüksek ürün üretememesi,
daha katma değeri düşük ucuz mallar ihraç etmesi, bunun dışında da içeride talebi çok fazla arttırarak enflasyona neden olması. Bütün bunlar iki tane şeyi gösteriyor. Enflasyon hem darbe sabit gelirliği satın alma gücü açısından etkiliyor, hem de enflasyon sonradan çıkan maliyetin yine darbe sabit gelirler üzerine yüklenmesine neden oluyor. Yani enflasyon gerçekten darbe sabit gelirli için diğer toplumsal kesimlere göre çok daha fazla talimat verici. Bu bilinçli olarak sürdürülüyor. Arada işte sıkı para politikası uygulanacak deniyor. Şimdi onun içindeyiz. Ne kadar uygulanacak belli değil. Ama bunu yaparken de yine darbe sabit gelirliğinin üstüne yükleniyorsunuz. Fakirleşme artıyor. Sonuç olarak hükümetler bir tercihte bulunuyor. Bu tercihlerine göre yeniden oy istiyorlar. Ama dediğin gibi yeniden oy almayı da beceriyorlar. Bir şekilde başka türlü yöntemler kullanarak bunu yapıyorlar. Ve sonuçta bunu sürdürmeye devam ediyorlar. Ama sonunda ne olacak? Eğitim seviyesi üniversiteleri artmasına rağmen düşmüş nitelik olarak. Dar ve sabit gelirleri iyice fakirleşmiş. Beyaz yakalıların kalmadığı, orta direğin kalmadığı bir süreç yaşanıyor şu anda. Bu süreç değişir değişmez onu bilemiyoruz. Ama gerçekten çok geniş bir fakir nüfusun olduğu, zenginlerin az da olsa daha fazla zenginleştiği bir tabloya doğru, daha çok işte bu daha kurumsal yapısı olmayan Afrika ülkeleri, eski Asya ülkeleri gibi bir tabloya doğru oraya evriliyor. Benim gördüğüm tablo. Evet. Erdal abi ayrılma, Ankara'dan daha devam edeceğiz. Ben hemen aslında bir esnafa dönmek istiyorum. Behzat Kiler'e. Behzat Bey, siz aslında hani esnaf deyince sokağın gene nabzını tutan en temel insanlardan birisiniz. Siz nasıl okuyorsunuz bu gördüğünüz fotoğrafı? Teşekkür ederim. Ben uzun zamandan beri siyaseti çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Bizim iktidarımız, şu anki mevcut AK Parti iktidarının bir hedefi var. Sadece bir hedefi var. Ömrünü uzatmak ve sadece siyasette başarılı olmak, iktidarda kalabilmek. Yani ülkenin ne durumda gelmesi çok önemli değil. Nereden nereye taşıması çok önemli değil. Ne kadar ömrümü iktidarda uzatırım, bunun peşinde. Çünkü baktığımız zaman ekonomik olarak, sosyal olarak, ahlak olarak, kültür, eğitim olarak tamamen çökertildik. Bunların amacı, bunların sebebi otoriter rejime yönelmek. Yani bir toplum fakirleştirilirse, bir toplum eğitim seviyesi düşerse o toplumu yönetmek daha kolay olur. O toplumu suistimal etmek daha kolay olur. Öyle diyeyim. Bizim burada halk olarak bir basiretsizliğimiz var. Büyü mü yapıldı? İçtiğimiz sulara bir şey mi katıldı? Hani ben 2010 yılından bu yana her seçimde AKP iktidarı gidecek umuduyla baktım. Bu son seçimde tereddütlerim vardı ve öyle de oldu. Dolayısıyla bizim ekonomik problemimiz yok, şu problemimiz yok, hiçbir problemimiz yok. Bizim bir tek iktidar problemimiz var. İktidarımız ülkeye hiçbir şey yapmıyor. İktidarımız ben nasıl olur da ömrümü uzatırımın peşinde ve oluşturduğu bir takım oligarklarla %20 bir zengin potansiyeliyle %80'imiz ne yazık ki sefalete sürükleniyoruz. Sürüklendiğimiz sefaletin de farkında değiliz çünkü geçim sıkıntısı içerisindeyiz. Çünkü sabah işimize gitmek için 7'de kalkıyoruz, 8'de iş yerinde olmamız gerekiyor, 10 saat çalışıyoruz. Tekrar bir saat yol, eve yorgun argın gidiyoruz. Haftada bir gün iznimiz var. Tiyatroya gidemiyoruz, sinemaya gidemiyoruz, kitap alıp okuyamıyoruz. Veyahut çoluk çocuğumuzu geçindirmenin dışında başka bir şeyle ilgilenecek vakit bulamıyoruz. Aklıma şey geldi, bir sokak röportajı vardı, bu sosyal medyada çok döndü. Bir beyefendi sokak röportajı sırasında diğerine diyor ki, ya ben senin gibi olmak zorunda mıyım? Ben sinemaya gitmek istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum, bir hayat kalitem olsun istiyorum. Eve gidip parkta oturayım, eve gideyim.
ben böyle yaşamak istemiyorum dedi. Aslında biraz anlayış meselesi değil mi? Sosyologların çözmesi gereken bir mesele belki. Çok kısa bir reklam arası vereceğim. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bir iki dakika içinde hemen tekrar karşınızdayız. Sürekli 500'e kalır bu arada. Bir gelsene. Tamam, gördüm. Sürekli 5'li. Ve 5'linin içinde, 5'linin içinde sürekli resim dinlemece dayanıyorsun. Son iki. Ya arada mı bu şekilde bir sakla olacak yoksa o biraz daha uzun? Daha uzun diye. O kaç tane? 15. Buçukta. Tam buçuk. Yok 15 dakika. Ya 45 dakika. Ara ne zaman diyorsun? Aramız 21.15'te mi? 30 mu? Çocuklar aramız kaçta? Bir çıkış haberi versene ya. Söylesene çıkış haberi versene. Jimmy çıkış. Jimmy'yi verin Jimmy'yi. Son 40 saniye. Son kaç? 40 saniye. Okay. 30 saniye. Çetin abi sana döneyim. Siz bitirin ondan sonra ben döneyim. Tamam. Göz vermediklerime geleceğim bu arada sırayla. Biraz daha bu arada oldu ama eleştiri olabilirsiniz yani şey. Son 10 saniye. Son 10. Sizin soğuk. Ha? Sizin soğuk al. Sizin de soğuk olsun. İşler bitiyor. Şimdi de söylüyorum. Ben oraya gittim. 5 saniye. Hiç orada korkma. Evet efendim, herkese tekrar merhabalar. Behzat Bey, lafınız yarım kalmıştı. Sizden devam edelim. Söylediğim gibi iktidarımızın şu anda tek amacı ömrünü siyasette uzun tutmak. Bunu nereden görebiliyoruz? Ya bunu yaparken de bir şey söyleyeceğim. Allah var, başarırlar yani. Ben bu konuda eleştirecek bir taraf görmüyorum. Yani mesele ne derler? Hani gemisini süren kaptan mı da bir laf vardır. Yani asla olmaz bu iş bitti denen her seçimden sonra ortaya çıkan tablo bu. Özellikle son seçimlerde ortaya çıkan tablo bu değil mi? Yani büyük bir hayal kırıklığı Türkiye'de. Tabii özellikle ana muhalefete karşı muazzam bir tepki oluştu ama yani sokağın hali ortada derken yani gördüğümüz resim görünen köy kılavuzu istemiyor. Bu ömrünü uzun tutmak için bakın Türkiye ve Türkler gibi Türk halkları gibi bir derdi yok. Olsa ülkemizdeki Suriyeliler ücretsiz ilaç alıp biz ücretli alamazdık. Yine aynı şekilde eğitimde farklılıklar olmazdı. Dolayısıyla ben kendime bir oy potansiyeli bir kitle yaratayım. Bunları besleyeyim. Gerisi önemli değil diye kutuplaştırma dediğimiz olay bu. Buradan kaynaklanan tüm sebepler, her şeyin amacı bu. Ha bunu iktidarda bunu başarması gayet normal. Çünkü geçim sıkıntısından başını kaldıramayan insanlar neyin ne olduğunu farkında değil. Etrafında herkesin de bir tane aman sen sus, Silivri soğuktur diyenleri de var. Dolayısıyla
Nereye gidecek bu ülke? Biz bu arada reklam arasındayken bu sohbeti yapıyorduk. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron istifa etmiş ve istifası kabul edilmiş Cumhurbaşkanı tarafından. Tam onu konuşurken yani onlar istifa mekanizması var, onlar istifa ediyor muhabbeti oldu ve Bimer Bey miydi adı? Bimen Bey orada konuşalım mı? Konuşalım dedim. Silivri soğuktur dedi. Beyefendi de oradan o kadar soğuk değildir. Ben gördüm sıcak dediniz galiba. Hiç değil. Öyle biraz, mi? Hiç sıcak değil. Göze her şey yani bir şeylerden rahatsızsak evet. Sıkıntıları göze almak zorundayız. Evet. Yani bu ülke kolay kurulmadı. Hedef bu ülkenin üzerinde çok büyük planlar olduğunu görebiliyorum. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi tıkır tıkır işliyor. Eş başkanı, yöneticilerimiz işlemlerini gayet güzel götürüyorlar. Büyük Orta Doğu projesinin hedefe ulaşması için Türkiye'nin yorulması, yıpratılması lazımdı. Orta Doğu'da Arap Baharı adı altında bugün İsrail'e meydan okuyacak hiçbir lider bırakılmadı. Yerine Netanyahu'nun adamları getirildi. Suriye'de başaramadı ama yıpratıldı. Bugün Kaddafi hayatta olmuş olsaydı inanıyorum ki İsrail bu kadar rahat Filistinleri öldüremeyecekti. Evet. Veyahut Suriye biraz daha direnç gösterecek pozisyonda olsaydı ve Türkiye'de bu yönde hızla bir karanlığa doğru gidiyor. Umut ediyorum ki halk uyanır. İnsanlarımız neyin ne olduğunu görür. Demokratik bir şekilde mevcut siyaseti hizaya getirmeye halkın gücü yeter. Başka hiç kimsenin gücü yetmez. Evet. Sandıkta demokratik yollarla biz bunu başaracağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Toplum olarak dedim ya hani bizim suyumuza mı bir şey katıldı? Büyü mü? Tabii ki bunlar değil. Ama toplum olarak bir bananecilik var bizde. Benim huzurum, rahatım, sağlığım ve cebim doluysa diğeri umurumda olmuyor. Böyle bir yapıya sahip bir milletiz. Ben geçmişte bunu pek çok arkadaşıma, sosyal çevremdeki insanlara söylemişimdir. AK Parti politikaları birebir, bireysel olarak 80 milyona nüfuz etmediği sürece bir şey değişmeyecek. Şu anda o nüfus gerçekleşmeye başladı. O teşebbüsler olmaya başladı. Sokağın nabzını tutan bir insanım. Özellikle camilerde yapılan siyasetleri çok iyi bilir. Ara sıra cami kahvehanelerinde gider, insanlara bir kulak veririm. Bunu ben genelde seçimlere yakın yaparım. Bu seçimde gözlemlediğim şu, camideki emekli amcalarımız, abilerimiz kendi aralarında geçim sıkıntıları yaptıklarını, yaşadıklarını, gelen maaşlarına, gelecek zamdan, gelen zamdan memnun olmadıklarını, bunları duyuyorum. Hatta bir tanesi şöyle dedi, bugün orada oturuyordum. Kanaldan bizi almanızı beklerken ya yeter ya diyor öbürüne artık sen de A Haber izleme demeye başladılar. Anladım. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Keçede hocam size döndüm. Evet hocam. Üstad şimdi baktığımızda aslında konuştuklarımızın tamamındaki ihtiyaçlara baktığımızda hepsinin bir kere anayasal hak olduğunu hatırlatmak isterim. Yani gıdadan barınmaya kadar hepsi. Şimdi birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Bence burada temel sorun Türkiye'nin o ilk düğmesinin yanlış iliklenmiş olması. Şimdi şöyle bir fotoğraf çekelim. Bizim gelirimiz ne kadar diye şöyle bir bakalım. Türkiye'deki çalışan insanlar yarısı asgari ücret alıyor. Buna ulaşamayan çok ciddi bir yevmiye usulü çalışanlar var. Bakın esnafa çiftçiye girmedim bile. Onlar zaten hani doğal işsiz, siftah yapamadığı sürece. Bir de emekliler var ki yarısı yine 7,5 milyon lira, 7500 lira alıyor. Toplamında baktığınızda aslında %80-85 nüfusumuz, dikkatinizi çekerim, açlık sınırı ve altında yaşıyor. Bu adım adım geldi buraya. 2002 yılında Türkiye'deki vatandaşın bütün finans kesimine borcu toplamda 6.4 milyar liraydı. Sonra kredi kartları dağıttılar size. Hiç sesiniz çıkmadı. Bugün sadece vatandaşın finansal kesime borcu 2,5 trilyon lira. Siz o süreçte vatandaş daha önce Mehmet amcaya bakkala gidip yazdırdığı açık hesabı bankaya kredi kartı olarak borçlandırdı ve zannetti ki ben zenginleştim. Bunu da çok güzel
uyguladılar ve yıllar içerisinde iş parasal genişleme zamanında sürdü. Ne zaman para bitti, aşk bitti, işler zorlanmaya başladı. Bugün evet, ben şuna çok, ya hep şu söyleniyor. Bakın restoranlar dolu, yollar dolu falan. Şimdi bakın, Türkiye'de toplam nüfusun %5'ine tekabül edebilecek bir oran üzerinden, yani şöyle diyelim, 85 milyonluk ülkenin içerisinde 5 milyon kişinin yaşadığı hayatı baz alarak 80 milyonun sefaletini örtemezsiniz. Bir kere bunun altını çizelim. Ayrıca o 5 milyondan kredi kartıyla mı nedir ne değildir, o da ayrıca tartışma konusu. Temelde baktığımızda bakın, asgari ücret tartışmaları yaptık. Şimdi emekli maaşları tartışılıyor. Ne üzerinden tartışıyoruz biz? Açlık sınırı üzerinden. Zaten konu kapanmış. Öğretmen maaşlarına gelecek olan zamlardan bahsediyorlar. Usta öğretmenler diye nitelendirdikleri 44 bin lira alacak. Ülkede yoksulluk sınırı 47 bin lira. Fakat temelde vatandaş kendi derdine yabancılaşarak şuculuk buculuk oynamaya başladı ve bu da beslendiği için ne yazık ki temelde herkesin aynı tarafta olduğu unutturularak günlük meseleler tartıştırılıyor. Şöyle düşünün, ben hep bunu söylerim. Faturasını götüren iktidar gördünüz mü? Yok, bunlar da götürmeyecek. Bundan sonrakiler de götürmeyecek. Ama bir yerde eğer siz vatandaş bilinciyle meseleye yaklaşmıyorsanız, yani ödediğiniz, aslında Türkiye'nin vergi rekortmeni kendiniz olduğunuzun farkında değilseniz, dolaylı vergiler şu anda vergi gelirlerinin neredeyse %80'ini oluşturuyor. Rekortman sizsiniz ama ödediğiniz verginin hesabını sormuyorsunuz. O zaman vatandaş yaratamadığınız yerde ait yaratırsınız, ait yarattığınız yerde de taraftarlık olur. Günün sonunda herkes kendi kaderiyle baş başa kalır. Zannetmeyin ki işletmeler de çok farklı durumda. Türkiye'de bir tek örnek vereyim, detaylandırırız sorarsanız. Ülkede %120 üretici enflasyonu vardı, %44'e gitti. Ama eş zamanlı olarak Türkiye'de enflasyon da düştü. %65 şu anda ama. Açıklanan enflasyon. Hiç kimse şunun peşine düşmedi mesela. Ya %80 üretici enflasyonu nereye gitti? Bunun fiyata yansıması gerekiyordu değil mi? Normal olarak. Evet. Ama yok. Sorgulamadığımız sürece ne yazık ki, tek bir örnekle bitireyim. 7500 lira bu ülkede emekli maaşı alınıyor. Asgari ücrete düzenleme yapıldığında yılın ortasında dediler ki bize de yapacağız, yapmayacağız falan filan devam etti. Bir ikramiye meselesi çıktı. Çalışan çalışmayan diye ayrıca oyalandı. Yılın sonuna doğru çalışanlara da verildi. Ama hala 7500 lira, dikkatinizi çekerim. Meselenin özünü kaçırdığınız ve fikri takip yapmadığınız sürece, yani vatandaş olmadığınız ve hesabını sormadığınız sürece, hiç kimse kusura bakmayın, bakmasın, siyaset bunu yönetir. Evet. Hemen Bimen Bey'e döneyim. Asgari ücret işte çift zam mı olsun, tek zam mı olsun, bu yıl içinde bunlar konuşuldu ama başından beri konuştuğumuz çerçevede değerlendirirseniz, biraz Silivri'ye uzak durarak sizin yorumunuz ne acaba? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Bimen Zartar, yaşım 48. Ben burada iş adamı olarak değil, daha çok tarihçi kimliğimle bir genel ufak perspektif yapayım. Buradaki problemin devletin yapısından kaynaklandığını biraz düşünüyorum. Çünkü kimliği olan bir devletin, yani sadece kurum olarak vatandaşlara eşit bakan değil, kimliği olan ve birazcık da oligarşik, yani bürokrasisi çok büyük olan bir devletin kusura bakmayın ama ekonomide bir rahatlama getireceğine inanmıyorum. 2000 yıllarda rahmetli Kemal Derviş sayesinde bir ekonomik yola girdik. Onun yapıldığı birazcık liberal atılımlar, işte özelleştirmeler, bel sıkmalar sayesinde yurt dışından tabii ki özgürlükler, hukukun gelişmesi ve iktidarın bunun üstüne oynaması sayesinde yurt dışından çok sıcak para geldi buraya. Yani yurt dışı yatırımcılarından büyük paralar geldi. Peki biz bunu ne yaptık? İnşaat harcadık, saray yaptık, uçaklar aldık, Diyanete büyük bir meblağ ayırdık. Ama yerel yönetimlerin ya da merkezi yönetimlerin, merkezi yönetimden vazgeçip genel yönetimleri daha güçlendirmek yoluna gitmedik. Mesela biraz önce
yerel yönetimin gücü hakkında bir konuşma yapıldı işte. Bugünkü ekmek zamları için aslında bir yerel yönetimin karar vermesi lazım burada. Yani seçilmişin aslında, atanmışın da değil. Yerel yönetim çok önemli. Ben mesela Şişliliyim. Benim kimliğim Şişlili olmak. Çünkü ben Şişlili olarak Türkiye'nin en büyük vergisini veriyorum. Ama Türkiye'nin en berbat yeraltı sistemine sahip yerinde yaşıyorum. Vergimin büyük bir bölümü Ankara'ya gidiyor ve Ankara benim adıma kararlar veriyor. Ama ne sokağım düzeliyor, ne bir şey oluyor, hiçbir şey değişmiyor. Kemal Derviş politikaları bittikten sonra, yani sıcak parayı biz doğru kullanamadığımız için, bunun için de söylenmişti, keşke Arge'ye böyle getirisi düşük ve ucuz işçilikten bir çıkaydık. Türkiye'de hep şunu söylerler, bizim yeraltı, yerüstü kaynaklarımız çok değerli diye. Bence yerüstü kaynağımız çok değerli, onlar da bizleriz. Devlet bizi çok iyi kullanır, çok iyi bizden faydalanır. Bugün dünyanın en büyük çöp merkezi biziz. Avrupa'nın korktuğu bütün mülteciler bizde ve bunun karşılığında para alıyoruz. Dünyanın bütün çöpü bize getiriliyor ve bunun karşılığında para alıyoruz. Ve keşke bunlar birazcık daha adil ve verginin biraz daha azaltıldığı. Bugün bu arada ben hayat pahalılığı değil bizim yaşadığımız şu anda. Yaşam mücadelesi veriyoruz, keşke hayat pahalılığı olsa. Biz yaşamaya çalışıyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Son bir şey eklemek istiyorum sadece. Konuştuğumuz her şeyin, yani günlük politikada konuştuğumuz her şeyin bir oyalama politikası olduğu çok doğru. Bizim asıl netleşmemiz gereken ve Türkiye'nin rahatlaması için yapılması gereken şey şu. Bir, geleceğe bir güvenle bakmalıyız. Cebimizin rahat olması lazım ve huzur içinde hukukun sağlam olduğu bir ülkede olmalıyız. Bunların hepsi sağlanırsa diğer bütün konuları çok rahat konuşuruz. Çünkü karnı tok ve güven içinde olan bir toplum her şeyi tartışıp konuşabilir. Korkuların içinde yaşayan bir toplum hiçbir şey konuşamaz. Çok doğru. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hemen Özgecan. Söyleyebilir miyim? Tabii. Şeyinle ilgili. Ben baştan ekmek konusuna girince ben fırıncı şeyini konuşmaya başladık. Bir ülkede adalet yoksa, adalet, hukuk yoksa o ülkede Allah bile olmaz. Bizi hep onlara korkuttular. Adaletin olmadığı yerde paylaşım da olmayacak. Değil mi? Şimdi Türkiye'de bakıyorsun adalet. Anayasa rafa kalkmış. Anayasa yok. Ama sana bana gelince işte bu pahalılık bilmem ne. Bunların bütün suçu bence vatandaştır. Bende, sende. Ya biz çarşıdan salatalık alırken dikkat ettiğimiz kadar bizi yönetenleri seçerken dikkat etsek bu işle hiç başımıza gelmez. Biz seçmiyoruz. Bizim önümüzde konumu seçiyoruz. Ya bir gitmeyelim seçime. Bakıyorum şimdi bütün şeyde işte şey nedir fiyatlarla ilgili herkes rahatsız ama seçim bundan 8 ay önceydi seçim. Herkes gitti AK Parti'ye oy verdi. Vermedi. Şimdi bizim güvendiğimiz bir taraf vardı muhalefet. Ya AK Parti'nin cebinde her şeyi çaldığı gibi ben şimdi bazen diyorum arkadaşlar ya Süleyman Soylu diye bir bakanlar vardı. Diyordu ki bu zamları biz yapmıyoruz Allah yapıyor değil mi? Bu fırıncıya sıra geldi mi zamı fırıncı yapıyor diyor. Ya bizim ne de Allah bizim için de Allah yapar biz yapmıyoruz. Şimdi eğer bu millet AK Parti'nin cebinde 5 milyon oy var. 5. 3 lazım oldu sandığı o 3'ü koyuyor. 2 lazım oldu 2'yi koyuyor. Muhalefet de bizi kandırıyor. Altılı şey olmuştu, kurmuşlardı değil mi? Ne diyorlar? Altılı masa. Altılı masa. Ya o adam daha başlamadan altılı masaya milletvekili olmuş. Ağzımı şimdi bozmayın, ceza gelmesin işte anlayın. Beni tanıyanlar ne diyeceğimi biliyor. Şimdi ben oy vermedim diyor ya. O altılı masada bir partinin şeyi ben... Şimdi bu adam bir daha çıkıyor o şeye, yemin ederken namusu şerefi üzerine yemin ediyor. Ya bunda onlardan yok ki. Biz öyle adamları seçiyoruz. Şimdi bir bakıyorum,
383 tane iş adamı var mecliste. 383. O kimi düşünecek? O seni düşünmez ki. Sen, ben dolgu malzemesiyiz. Bak eskiden beyaz yakalılarla esnaf ikisi orta direkti. Şimdi bir baktı bu hükümet. Bunlar alttaki fakir tabaka bunları görüyor. Zaten onları görüyordur bize bilen. Boğaz'da oturuyor, sitede oturuyor. Zaten oralara gidemezsin, etrafından geçemezsin. O beyaz yakalı ile esnafı da getirdi aşağıya. O maaş şey alanlar, işçi sınıfına ikisi birleşti. İşte %85 diyoruz ya, o %85 o. Şimdi o alt tabaka benim gibi diyoruz ki, o memurdan geldi ya, doktordan geldi benim yanıma, mühendisten geldi benim yanıma. Diyorum ki oh oldu ona. Çünkü biz böyle bir şeyiz ya. Bize tabii şeyi öğrettiler, dilin tersini. O yiyecek, sen şükredeceksin. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu arada hemen sizi... Şöyle yapalım, söz vermediğim insanlar var. Söz vereyim, tekrar döneceğiz size. Peki, tamam, söyleyeyim, buyurun. Şimdi çok katılıyorum söylediklerine. Günün sonunda bir hani lokantada yemek yersiniz, birisi bedel der sonra, değil mi? Bir bedel ödersiniz. Biz de bedeli iktidara diyeceğiz. Bizi kötü yönetiyorsunuz diyeceğiz. Doğrudur. Ama suçlu sensin, benim. Evet. Biziz. Ya bunu itiraf edelim artık. Ya ben diyorum zaten. Yani biz bakın Türkiye'de son siyasal haritaya baktığımızda genelde bu rejimi destekleyenler, rejim diyorum, iktidar anlamında söylüyorum, destekleyenler genelde okuma yazma oranı daha düşük, daha alt seviyede olan şeyler. Yani üzerimdeki elbise gibi sanki, elbise kötü diyebilirsiniz. Kumaş kötü diyeceksiniz belki. Belki terzi kötü dikmiş diyeceksiniz. Hepsi doğru ama aslında iplik kötü ya. Gelin bir de ipliği tartışalım. Gene bir eklenti yapmak istiyorum. Demokrasi tarifini ünlü düşünür Nietzsche şöyle yapar. Eğer der ki demokrasi kültür ve eğitim konusudur der. Eğer siz örneğin Afrika'da okuma yazma bilmeyen bir kabiledeki insanların önüne 3-4 tane kitap açarsanız, atarsanız, bunların en anlamlısı, en güzeli hangisi derseniz, onlar bu kitabı kapağına göre, rengine göre seçerler. Ama asla içeriğine göre seçmezler. Sizi desteklemek için ilave etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Bu arada Türkiye Meclisi'nin Amasya'dan bir üyesi var. Yayına Amasya'dan bağlanıyor. İbrahim Yıldız. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Konuşmaları başından beri takip ediyorsanız şayet hemen size de çok kısaca söz vereyim. Sesim çok az geliyor ama. Duyabiliyor musunuz beni? Çok az duyuyorum. Çok az duyuyorsunuz. Peki ben biraz daha sesimi yükselteyim. Siz tartışmaları, konuşmaları takip ediyorsanız Amasya'dan katıldınız. Hayat pahalılığını konuşuyoruz. Aslında Bimen Bey çok güzel söyledi. Hayat pahalılığı değil, yaşam mücadelesi dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda yaşadığımız Türkiye'deki ahvali? Serdar Bey, ben öncelikle sizlere, yayında stüdyodaki konuklara, bu programı demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Programa ekmek konusuyla girdiniz. Ülkemizin meselesi üretime dayalı. Her şeyin başı ekmekle başlıyor. Sabah alıyoruz, ekmek alıyoruz, simit alıyoruz, güne öyle başlıyoruz. Bugün hafta başı, gün başladı, bir bakıyorsunuz cuma geliyor, bir bakıyorsunuz ay geliyor, bitiyor, yıl böylece bitip gidiyor. 22 yıldır bu süreç devam edip gidiyor, bu döngü hiç değişmiyor. Ülkemizin tarım politikası çözülse, esnaf mesela Anavatan döneminde orta sınıf diye bizler küçük çaplı esnaf, ben aslında siyaset programına katılmak istiyorum. Ülkemizin meselesi siyaset aslında. Tüm sorunlarımız, biraz önce Akdeniz'de 388 tane iş adamı var diyor parlamentoda. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğimiz lanse edildi aylarca, yıllarca bize.
parlamentoda ne yapıldı? Bütçe yapıldı. Torba yasalar görüşülüyor. Rutin bir gündem devam ediyor. Ülkemizin ziraat odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ne iş yapıyor bilmiyorum. Ziraat mühendisleri bir çalışma yapsa, tarım politikası düzeltilse ülkenin, tarım politikası düzeltilse, ben bekliyorum bir teknokrat, bürokrat grubundan, mühendislerden bir çalışma yapsınlar, tarım politikasını düzeltelim. Ülkemiz birkaç senede kendini toparlar. Sadece yoğun bir alışılmış bir gündem, ekonomi, TÜİK raporları, sanal hale, mesela şu güzellik merkezlerine yapılan takipler bütün kurumlarla ilgili yapılsa, vatandaşımızın ortak sorunu stüdyodan aldığım nabızla siyaset dedim. Ben de esnaf arkadaşım dediği gibi meselemiz siyaset. Siyasetin Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarı arasında onun da yanlış politikalarla yönlendirildiğini biliyorum. Şu anda geçen yıl tarıma değindim. Geçtiğimiz yıllarda soğan depoları basılıyordu. Fahiş fiyatlarla satışlar diye. Soğan üreticisi perişan. Tarımda hayvan üreticisi perişan. Buğday depo yapanlar kucağında kaldı. Harmanla satanlar seviniyor. Böyle bir politika olmaz. Ülkemiz çok güzel, çok zengin, her şeyiyle çok zengin. Ama bir türlü, dediğim gibi bir kesim böyle, kim yapacak bunu, bir sihirli değnek mi lazım bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları mı bir vicdana gelir, şey yapardı. Gerçekten siyasetin arasına sıkışmış, yerel seçim, genel seçim, kim İBB'nin başına olacak, kim kimle yarışacak? Toplumun gerçek meseleleriyle ilgili hiçbir şey yok. Toplumun gerçek meselelerinin bir an önce gündeme alınması, emekli maaşı, memur maaşı ne olacak? TÜİK raporları dediğimiz gibi dönüp aynı sarmala girmek istemiyorum. Oradaki değerli katılımcılar da değindi zaten benim değineceğim birçok konulara. Ama bu ülkenin bu siyasi yapıya bir ihtiyacı var. Bu siyasi iradeye ihtiyacı var. Ben buradan gerçekten yetkililere yalvarıyorum. Bir an önce halkın gündemine, gerçek gündemine odaklanalım. Elimizden gelen zaten onu, ya, onu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten halkın buğday için söylüyor. Parmak sayısı kadar milletvekili sayımız bu parlamentoda. Parmak sayısı kadar. Evet, doğru. Yani 388 tane iş adamı diyoruz. Bir saniye pardon. Bak, Cihan Bey bir şey söyleyecek buğday fiyatlarıyla ilgili. 2002'de nüfusumuz 65 milyon. 22,5 milyon ton buğday üretiyoruz Türkiye'de. Geçen sene ürettiğimiz buğday 21,5 milyon ton. Yazın turizmle beraber dışarıdan gelen 13 milyon yabancılarla 100 milyonu buluyor. 21,5 milyon ton buğday ürettik. Ette vesaire de aynı. 2002'de 1,5 lira mazotun litresi 1 lira 10 kuruş 1 kilo buğday. Şimdi 9 lira buğdayın kilosu 40 lira mazotun litresi. Gel şimdi o çiftçiye de ki sen üretim yap. Neyle yapacaksın? Aynen yürümesi mümkün olmayan bir aslında demin kısır döngü. Erdal Sağlam'ın söylediği gibi. Yani kısır döngü değil sokak. Bizi yönetenle bir çıkmaz ülkeyi sokak. Satmışlar ya. Ne çıkmaz kısır sokak. Döngüsü ya? İtirazınız var buyurun. Ben size söz vereceğim bu arada. Hocam size de geleceğim. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi gene fatura vatandaşa kesilir gibi oldu burada. Hep suçlanan biziz. Şunu söylemek istiyorum. Bir ülkede Hatay hala ne durumda biliyoruz. Maraş deprem ülkesi. Deprem tamam. Konusunda açlık ve şey var. Ve insanlar çok zor durumda. Bir ülkede ekmek kazanmak için bu kadar uğraşılırken odaklandığımız tek şey maalesef ay sonunu dile değil gün sonunu nasıl getirecekken böyle bir sıkıştırmanın içinde yerel yönetimin güçlenmediği partilere gittiğiniz zaman siyaset yapacak vaktimiz mi var? Beyefendi biraz önce söyledi. 10 saat çalışıyor adam. Haftanın 6 günü ya. Hangi ara gideceğim de ben siyasi parti yapacağım? Seçimle bir şeyin değişeceğine inanıyor muyuz? Öncelikle kadroların değişmesi lazım. Kadroya değişebilmeniz için partilere üye olup gidebilmeniz lazım. Bunun için de maalesef bir lüks. O yüzden siyasi partilerde oturanların çoğu bunu bir meslek olarak söyler. Lan siyaset meslek mi? Çünkü boş işin boş adam
Boş işler müdürü gider partide oturur. O yüzden ben artık vatandaşa faturayı kesmek yerine acaba ne oldu? Niye bu hale getirildik? Bununla ilgili bir konuşma yapıp bunun üstüne de bir çözüm üreteceksek çok güzel olur. Bir toplumda ya alttan iter toplum, üstteki mecbur kalır yapmaya, ya da alttaki Atatürk zamanı gibi itemez, üstteki çeker kurtarır. Bizde ne iten var ne çeken yukarı. Onun için böyle kalmışız orada. Kadir Bey avukat, Kadir Bey hemen söz vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, Kadir Çetin ben. Biliyorum, sana geleceğim. O zaman mikrofonu verin. Tamam. Evet, mikrofon sizde. Şimdi haktan bahsediyorsak önce kişi kendi hakkını aramayabilecek. Doğru. Ben bir avukatım, önce kendi hakkımı koruyacağım ki daha sonra müvekkilimin hakkını koruyabileyim. Şimdi müvekkillerimiz deyip avukat hanım sen tek söz alamadın orada Özgecan dediler. Sonra üç kişi girdiler programa devam ettiler. Dedirtmem ben, kusura bakmayın. Tamam, peki, o yüzden moderasyonunuza da müdahale etmiş bulunuyorum. Tamam. Çünkü ikinci konuşmalar başladı. Orada artık benim müdahale etmem gerekti. Şimdi ben bir avukat olarak öncelikle sözüme başlarken biliyorsunuz sandık artık listeleri askıda. Eğer ki biz seçime dönük bir yayın yapıyorsak, seçime de az kaldıysa bir hukukçunun bence burada ağzını açarken ilk edeceği kelamlardan biri ey Türkiye sandık listelerine sahip çık. İtiraz süreleri işliyor. 17'sinde son itirazlar artık. Dolayısıyla bir bakın bakalım evinizde kaç kişi görünüyorsunuz. Ben bugün bununla ilgili bir çalışma yaptım. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Ataköy'de yaşayanlar, Bakırköylüler bileceklerdir. Bizim normalde hanelerimizde 4 kişi hadi olsun 5 kişi yaşar. 8 kişi 11 kişi görünüyor hanelerde. Farklı soyadları var. Dolayısıyla diğer bölgelerden bahsetmiyorum bile. Esenyurt ki Esenyurt'u kazanan İstanbul'u kazanır diyoruz. Bütün İstanbul'un sakinleri lütfen bakın E-Devlet'te hiç muhtarınıza da gitmeye gerek yok. Hanenizdekileri bir sorgulayın. İtiraz hakkınız var YSK'ya 17'sine kadar. Daha sonra oturup burada o kazandı bu kazandı diyeceğiz ama önce bir oyunuza sahip çıkın ki bu insanlar hangi oylarla kazanıyorlar bunu takip edebilelim. Hukukun olmadığı yerde ekonomi de konuşamazsınız. Hukukun olmadığı yerde yatırım da gelmez. Hukukun olmadığı yerde biz burada konuşamayız da fikir özgürlüğünden de bahsedemeyiz. Hukuka sonuna kadar sarılmamız gerekiyor. Her programda devamlı bir hukukçu bulunması gerekiyor. Hakkaniyetli bir hukukçu bulunması gerekiyor. Biz yarın İstanbul Barosu olarak eylem yapıyoruz. Anayasa Mahkeme kararına karşı Yargıtay'ın uymama, hatta uymamayı geçti manifesto gibi bir ilanda bulundular. Bir hukuk darbesi gerçekleşti bu ülkede. Bu ülkenin birinci gündemi bugün ekonomiden de sudan da ekmekten de önce hukuktur. Biz yarın İstanbul Barosu olarak Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Saat 12'de eylemimiz var. Bütün hukukçu arkadaşlarım başta olmak üzere destek vermeyen, hukuk destek vermek isteyen, hukuk devletine sahip çıkmak isteyen, partili olmadan sadece hukukçuların yanında olmak isteyen bütün vatandaşlarımızı buradan davet ediyorum. Çağlayan Adliyesi'nde hukuka sahip çıkacağız. Bunları da televizyonlardan konuştuğumuz sürece hukuka bir şekilde hizmet ediyor olacağız hukukçu olmasak bile. Ama ben hukukçu olarak kusura bakmayın bu çıkışı yapmak durumundaydı. Tebrik ediyorum. Herkes sizin kadar hakkına sahip çıksa. Çok güzel. Ha? Biz zaten bunun konusuna hiç girmedik. Çok iyi oldu doğru, ama. Doğru. Biz zaten sizin. Bu arada bir dakika. Pardon. Bu arada Özgecan Hanım'ı desteklemek için. Baro Başkanı'nı da babası benim arkadaşım. İstanbul Baro Başkanı'nın. Öyle. Çok iyi. Evet Filiz bu arada, Hanım'ın. Şunu söyleyeyim. İkinci bölüm. 10 dakika sonra. Size. 10 dakika sonra. Reklam arası vereceğiz. Ben ayrılacağım. Erhan gelecek ve ikinci bölümün konusu zaten bu. Yani ben konuştum. Bütün konuklar konuştuktan sonra ikinci bir söz hakkı verilir. Yok, bir hakkı verilir. Sonuçta hukukçuların konuşması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Size geleceğim ama hiç söz vermedim. İzin verirseniz. Evet. Şu an iyi galiba sesim aldığım kadarıyla. Ancak sizin de dediğiniz gibi toplantının ikinci safhasında sanırım bu konuyla ilgili. Aynen bu konu ikinci safhada biz bu orada da daha çok söz almak AYM kararını konuşuyor olacağız tabii. Ancak burada da hayat pahalılığıyla ilgili her ne kadar ben bir avukat da olsam bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak bazı şeyler söylemek istiyorum. Burada özellikle burada bulunan Hazirun'da öğrenci arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar var. Ben biraz daha bunun dışında kalarak esnaf ve beyaz yaka arasında tanıma sahibim diyeyim. Bizler de aynı buradaki emekçi arkadaşlarımız gibi çeşitli ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Burada da başkanın az önce çok doğru şekilde ifade ettiği bir husus vardı.
Önceden işçiler beyaz yaka ve esnafı görürlerdi ve evet gerçekten beyaz yaka ve esnaf da şu an nereden baksan daha önce hocamın da vurguladığı şekliyle açlık sınırının altına çekildi. Buna bir de enflasyonla birlikte yeterli zam alamayan, son zamanlarda yeterli zamları belki alabilen kamu personeli eklendi. Artık şu an ülkede kamu personeli, beyaz yaka, esnaf, işçi hep beraber bir sıkıntının, problemin içinde yuvarlanıp debelenip gidiyoruz. Burada bu sıkıntının, problemin içinde yuvarlanıp giderken konuşulanlardan şöyle bir şey algıladım. Bu hale gelmekten vatandaşlar suçlu. Evet, bir miktar vatandaşlar suçlu olabilir ama bizim vatandaşlara kızmaya, vatandaşlara kötü bir şey söz söylemeye hakkımız yok. Bilmem Bey'in de söylediği gibi bu insanlar bir kişisel hayat yaşıyorlar ve burada çok zorlanıyorlar. Siyasi mücadeleye, siyasi direnişi çoğunun ne fırsatı oluyor ne de buna yetecek ekonomik gücü oluyor. Bu noktada şöyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Halkın sesini dinlemeyen siyasiler, halkın taleplerini dile getiremeyen siyasiler kendilerine çekip vermeli. En önce olması gereken şey bu. Onların verdiği düzenle birlikte, onlar kendine çekip düzen verdikten sonra sırasıyla yargıdan iktidarın baskısının kaldırılması, serbest piyasa ekonomisinin temellerinin doğru şekilde uygulanması ve bu sayede insanların daha fazla refah kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında toplantının ikinci safhasında zaten o konuya geleceğiz. O konuyla ilgili konuşacağız. Ben pardon bir dakika. Vasfi Bey'e söz vermedim. Kendisi bir inşaat işçisi ve aslında bu ekmek mücadelesinde demin çok güzel söyledi. Hayat pahalı değil, yaşam mücadelesi. O mücadele en sert şekilde verenlerden birisiniz. Mikrofonu alın lütfen. Sizden dinleyelim. Evet, tabii ki inşaat, ben Vasfi Çelik, Batmanlıyım. 10 senedir inşaat sektöründe çalışıyorum. Tabii inşaat sektörü gündemden düşmüyor, biliyoruz. Emeğin temeli diyebiliriz, değerlendirebiliriz aslında. Yani işçiler gündemden düşmüyor inşaat sektörü. Sürekli inşaat inşaatta çalışan işçiler taşeronların tarafında sömürülüyor. Bir ana firma var, bir taşeron var. Bir komisyon taşeronun komisyoncular var mesela. Bütün bunlar işçi sırtında para kazanıyor. Aynı zamanda işi hızlandırma konusunda baskı yapılıyor. Yine inşaattaki işçiler eziliyor. Hijyen desen sıfır. Orada tehlike her an her ölebiliriz mesela. Şu an çok değil be. 2-3 ay falan oldu. Bir tane gözümün önünde bir arkadaşımın üzerinde bir tane tuğla düştü. Yani 6. kata tuğla düştü. Bildiğin tuğla, duvar görmüşlerdi. Tuğla düştü. Arkadaşımız düştü. Üzerine düşünce bu sefer boynu koptu. Yani kopmadı, boynuna geldi. Kırıldı. Evet, boynu kırıldı. O yerde kaldı. 45 dakika yakın yerde kaldı. Orada inşaat alanında 500 kişi yakın çalışan var. Belki bilemez 1000 kişi. Orada bir ambulans yok. Orada aynı zamanda bir doktor yok. İlk yardım var sadece. İlk yardım geldi, kendisi başında durdu, ağladı kendisi. İlk yardım ne yapabilir? 45 dakika belki bilemem daha fazla kalmıştır orada. Ve biz sendika bilinci olarak orada bilinçli işçi, tamam, işçi olarak biz de destek olduk. Yani ambulansı çağırdık, ambulansı oraya getirdik. Ondan sonra hastaneye kaldırdık bir hafta sonra. Bu arada Vasfi Bey, lafınızı kestim, tekrar döneceğim size. Çok az bir sürem kaldı. Bu bölümle ilgili en azından adaletli olmak adına Tecelli Bey'e bir söz vereyim, size tekrar geleceğim. Tecelli Bey, sizden de bir şey alayım. Bu turu bitireceğim çünkü hızlı bir şekilde söz vermediğim iki kişi daha var çünkü. Teşekkür ederim. Aslında sonuçlarla ilgili görüştük. Siz ilk başta zaten özetlediniz. İşte Fransa'da ekmek yüzünden devrim olmuş. Evet. Şimdi aslında hala dünyada yapılan savaş da ekmek içindir. Ama Türkiye'de ekmek başka bir anlamı vardı Türkiye'de. Ne deriz? Ekmek Kur'an çarpsın. Yani ekmek bize peynirden, zeytinden, etten daha kutsal bir şeydir. Çünkü genlerimizde buğday vardır, ekmek vardır. Şimdi aslında bu öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey vardır. Her şey için yürürüz, pankart açarız ama ekmeğimiz için bir şey yapmayız. Bu geleneksel Türkiye'de başından beri böyle. Çünkü bağıracak meydanlarımız yok. Hiçbir şehirde büyük meydan yoktur aslında. Çünkü eğer çok büyük olsa, çok büyük kalabalıklar
kasım insanları rahatsız eder. Ama sorun dediğim gibi bu hükümetten de değil. Uzun bir sürenin sonucunda şimdi evet korkarlar, bir şey olurlar. Herhangi bir şekilde meydana çıkmazlar. Ama sandıkta kimse görmez onları. Yine aynı soru çıkıyorsa bu ülkede bir takım şeyler okullaşmadığını, demokrasinin tam işlemediğini gösterir. Bir örnek vermek istiyorum. İşte üretim dediğim bir arkadaşımız. Türkiye'de 40 milyon parsel arazi var. 40 milyon parsel. Yani bir dönümde, iki dönümde bu Türkiye kalkınamaz. Ben Antalya'dan geliyorum. İhracatçı bizden domates ister. Der ki 50 gram olacak. Sertliği şöyle olacak, rengi bu olacak. Biz 100 tonu aynı istedikleri standa veremiyoruz. Çünkü biri yoksuldur, ilaç atmış, biri atmamıştır, biri gübre atmıştır, diğeri atmamıştır. Sanayileşme olmayınca, bugün ülkemizde kent yok. Sanayi kenti olmayınca üretim yok. Üretim olmayınca taksici de, ekmekçi de soruştur bunlar. Önce ülkemiz kalkınacak. Sivil toplum kuruluşlarından bahsetmek istiyorum. İstanbul'da 6000 tane hemşeri dernekleri var. Ama ben isterdim ki 6000 tane meslek grubu, fırıncıların olsun, avukatların olsun, olsun. Ve maalesef Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının muhalefetin yerine geçen tarikatlar almış artık. Yurt dışında onlar bizi temsil ediyor. Türkiye'de onlar ileride, onlar çalışıyor. Yatırımda bir sıkıntımız var. Bölgeler arasında büyük bir benzersizlik var, adaletsizlik var. Bu bir atılımla olabilir. Batıdaki iş yerlerinin biraz da doğuya, Orta Doğu'ya kaymasıyla mümkündür bu. Dolayısıyla sanayi ve kalkmaktan başka bir şeyimiz yoktur. Göçmenlerle ilgili bir vaktimiz var da, varsa... Şöyle yapalım, ikinci bölümde onları konuşuruz. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Ben çok özür diliyorum. En azından kendime de hocam size söz veremedim. Size de söz veremedim. Ama ikinci bölümde yeteri kadar vaktimiz olacak. Şimdi bugün arkadaşlarımız tam da bu konuştuğumuz çerçevede çarşı pazara çıktılar ve bir de sokağın sesini, bir de bu Haziran'ın dışında, meclisin dışında sokağın sesini mikrofon uzattılar. Onu dinleyelim. Bu bölümü kapatıyorum. Arkasından bu AYM kararını, Can Atalay kararını ve biliyorsunuz önümüzdeki süreçte takvimde bir takım adımlar atılacak. Bunları eninde boyuna tartışacağız. O bölümün moderasyonunu da Erhan Ertürk yapacak. Şimdi kendi adıma herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Pazar esnafı da müşteriler de pazardaki ürünlerin fiyatlarından, pahalılıktan şikayetçi. Ancak bu durum artık sadece şikayetle kalmıyor. Mesela burada bir tezgah olması gerekiyordu. Ancak pahalılık nedeniyle buradaki esnaf bugün pazarını açmamış. Pazar da artık eskisi gibi değil, eskiye göre çok daha sakin. Sabah 5'ten yakın kimse yok ki. Milletten para yok. Kadın diyor, bir diyor, ben de yaşım diyor, 3 gün işe gidiyor, 2 gün işe gidiyor. 100 yer lira veriyor ki domatesle, salata, mandalina, muzları, adam nasıl alacak 100 lira? Zaten mandalina, muzları yok, para kalmıyor. Yok, yeşillik var, bilmem ne. Allah sonumuzu ayrılsın. Hem sermayesi çok yükseliyor. Bu yüksek sermaye göre malını satın. Kazancı ona göre yerleşseler. Her şey yükselmiş ama o adamın kazancı yükseldi. Kâr yükseldi. Kâr marjı hep aynı kaldığı için. Orada artık yapmıyor. Çoğu markette çalışıyor ya da başka bir iş yapıyor. Başka bir sektör. O kişi pazarlıyor 25 lira diyor. Ben de dedim, eskiden dedim bundan 2 lira 3 liraydı. 25 liraya ot alınır mı dedim. Öyle baktı şey satınca. Bunlar çiğ değil. Her şey pahalı. Yani hiçbir şey yetişemiyoruz ki. Mal alamıyoruz, satamıyoruz. Pahalı. Eve para yetiştiremiyoruz. Şöyle bak, gündüzün ortası, pazarın ortası. Kaç tane bir şey geçti şu an? Müşteri daha. Kimse yok. Hazar domatesin 180. 2 kilo bir aile yetmez, 160 euro. 40 tane masal olsa 200. 200'e bir domates. Yani hayal böyle. Vallahi umut olmaz. Bunu gittikçe kötüye gidiyor. Yani bir önümüze bir gözle bir ışık gelse tamam. Çekiyordum.
600 lira para getiriyor. Yetmiyor. Neler alabiliyorsunuz abi? Ne alacağım? Başka elma, portakal, mandalina, pırasa, ıspanak, işte bunlar böyle bir şey. Her hafta çıkıyorum ama hayat çok pahalı. Felaket yani. Ben bu yaşıma geldim, bu kadar pahalı hiç görmedim. Türkiye Meclisi devam ediyor. Birazdan iki konuyu birbirine bağlayacağız ama önce bir duyuru. Türkiye Meclisi'ne katılın ya da Türkiye Meclisi'ne katılabilirsiniz. Bunun için 0533, not alacaklar için tekrar edelim, 0533 777 77 79 numaralı telefon numarası kullanılabilir. Ama aman lütfen telefon etmeyin, onun yerine WhatsApp üzerinden bir görüntüyle, bir video mesajla kendinizi anlatabilirsiniz, kendinizi tanıtabilirsiniz. Bu şekilde Türkiye Meclisi'ne sizler de katılabilirsiniz. Bütün Türkiye'nin katılabileceği gibi, tekrar ediyorum, 533 777 77 79 numara bu. Şimdi sözümüzü tutmanın zamanı geldi. Yani iki konuyu birbirine bağlayacağız. Az önce ilk bölümde ekonomi ağırlıklı olarak konuşuldu. Peki buradan yasamaya ya da hukuka veya hukuk güvenliğine geçeceğiz. Çünkü ekonomi ile hukukun bağlantısı var. Sadece ben böyle düşünmüyorum. Aynı zamanda pek çok iktisatçı, pek çok ekonomist, ekonominin düze çıkabilmesi için eğer bir sorun varsa, ki var olduğu görünüyor, hukuk güvenliğinin altını çiziyorlar. Ben de böyle düşünenlerden biriyim. Hukuk ve hukuk güvenliği konusu. Can Atalay davasıyla ortaya çıkan, daha doğrusu şöyle düzeltelim, son olarak Can Atalay davasıyla ortaya çıkan bir karşılaşma var. Bu karşılaşma ile ilgili şu ana kadar pek çok yorum yapıldı. Örnek, yargı krizi diyenler oldu. Ya da anayasa krizi diye yorumlayanlar oldu. Yargıtay'dan kaynaklı veyahut Anayasa Mahkemesi'nden kaynaklı diyenler oldu. Rivayet muhtelif ya da yorum muhtelif. Bir de siyasi kriz yorumu var ki o da dikkatimizi çekiyor. İki kez Anayasa Mahkemesi Can Atalay davasıyla ilgili bir karar verdi ve iki kez Yargıtay buna karşı çıktı. Söz konusu kararın gereği netice itibarıyla yerine getirilmedi. Açıklamalarda, özellikle açıklamalar değil, bir kez daha düzeltiyorum, Yargıtay'ın açıklamasında çok çarpıcı noktalar var ama şöyle bir durum var. 2010 yılında referandumdan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirilmişti. İşte bir soru soruluyor Yargıtay Başkanı'na Afyon'da. Bir gazeteci ona Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz diye soruyor. Bunun üzerine yanıt şöyle geliyor, virgülüne dokunmadan paylaşıyorum. Anayasa Mahkemesi ile bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani diyor, aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve anayasanın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek diyor Yargıtay Başkanı. 2010 yılından sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı gelmişti. Fakat Başkan, Yargıtay Başkanı, 13 yıldır değil de son 5-6 yıldır böyle bir sorun var diyor. 5-6 yıl, 5-6 yıl bizi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilanına doğru götürüyor, doğruyu söylemek gerekirse. Türkiye burada, Türkiye Meclisi burada ama bunun yanında Sayın Milletvekillerimiz de burada. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Evde, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü, İstanbul Milletvekili aynı zamanda Sera Kadıgil, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili bir bağlantıyla bu yayına katılıyor. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sesinizi de duymuş olduk. Deva Partisi Sözcüsü, Ankara Milletvekili Sayın İdris Şahin. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayrıca Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sayın Cemal Enginyurt'ta saat 22 sularında bize katılacak. Fakat buradan başlayabiliriz. Önce bir tarife ihtiyacımız var. Az önce açış konuşmasını yaparken söylemeye çalışmıştım. Yargı krizi, Yargıtay'dan kaynaklanan kriz, Anayasa Mahkemesi'nden kaynaklanan kriz, başka anayasa krizi ya da siyasi kriz. Acaba hangisinin üstünde durmak gerekiyor? Sayın Sera Kadıgil nasıl tarif ediyor? Karşı karşıya olduğumuz kriz olduğu aşikar olan şeyi.
Buna böyle hani kriz denmesi bana şey gibi geliyor biraz Erhan Bey. Hani iklim değişikliği diyenler var ya, dünyanın sürüklendiği yıkım şey yapmak. Değil mi? Ne hani diyelim? Kriz çok çok basit, yani ekonomik bir kriz var. Kriz çok basit bir tabir kalıyor buna. Hakeza anayasadan kaynaklı bir şey. Adıyla sanıyla bir Yargıtay darbesi var. Ama o Yargıtay peki, bunu tek başına yapmadığı için aslında AKP'nin, ki vakti zamanda hatırlayın, verin 400 milletvekilini bu iş huzur içinde çözülsün diyen mevcut saray rejiminin o alamadığı 400 milletvekilini de bir kenara bırakıp adıyla sanıyla kurucu iktidarla soyunması şeklinde tanımlıyorum ben bunu. Yani böyle şey gibi düşünüyorlar yani. Yani burada eğer iktidara işaret ediyorsanız, eğer öyle yapıyorsanız, ki öyle söylediğiniz anlaşılıyor, murad edilen şey başka mı aslında? Murad edilen şey evet başka. Daha ne? Doğrusu murad ettikleri şeye varmış halleri bu. Murad ettikleri şey tam olarak bu ülkede bir anayasa olmasın, onları denetleyecek hiçbir şey kalmasın, bir medya kalmasın, mahkemeler kalmasın, üst mahkeme kalmasın. Bunu istiyorlardı. 20 yıldır bunu istiyorlardı. Bu geldiğimiz nokta artık bunun ilanı. Yani biz artık bu işi buraya kadar getirdik kardeşim. Biz sizin, ki bu sadece Türkiye İşçi Partisi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Deva Gelecek Partisi'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasa var ve biz artık bu anayasayı takmıyoruz kardeşim diyorlar. Peki bunu açık açık Yargıtay Başkanı'nın yorum farkı var, yorumu var. İşte bunun adı da bilgi kirliliği ve halkı manipüle etmek. Zaten şu anda bizi dinleyen insanlar KRT izleyicisi olduğu için, burada stüdyomuzda bulunan arkadaşlar bir akşam oturup Survivor falan izlemek yerine burada memleket meselesi konuşmayı tercih ettikleri hoş için. Hoş geldiniz tekrar. Yani evet, söyleyelim. Evet. Ben de onu demek isterim bu arada. Yani normalde onu konuşuyorduk girerken az önce. Yani böyle televizyonda hep aynı şeyleri konuşan kafalar, o kadar sıkıldık ki böyle bir formata ihtiyaç vardı. Elinize sağlık. Hepinize de katkılarınız için teşekkürler olsun şimdiden. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum Eren Bey aslında. Bu konu böyle birçok insan için, ki haklılar, duyacak mecraları bile yok. Şöyle bir şey. Eman canım zaten kaç tane hukuksuzluk oluyor. Onu da yaptılar. Bu Can Atalay'ı da salmayacaklar. Zaten belliydi. Hani sanki böyle herhangi bir başka hukuksuzluk yaşıyormuşuz gibi davranılıyor. Bu öyle bir şey değil. Şu anda bizim bir anayasamız var ki biz bu anayasaya karşıyız. Eminim Zeynel Başkan da hukukçu. Bu bir darbe anayasasıdır. Sorarız ki, birazdan kendisine. De. Ki defalarca yanlış hatırlamıyorsam 134 maddesi bu arada şu anda şikayet ettikleri anayasanın AKP tarafından değiştirildi zaten. Yamalı borça gibi oldu. Evet. Ve doğru, bu anayasanın ama hükümleri var ve bunlar hepimizi bağlayan hükümler aslında. Yani bir toplumun sözleşmesi o anayasa ve o anayasanın çok açık bir hükmü var. Anayasa Mahkemesi kararları herkese bağlar diyor. Bunu bakın, anayasanın değişikliği için AKP halk onayına sunmuş ve makyaj maddesi dediğimiz bir bireysel başvuru hakkında koyup yargıya aslında FETÖ'cülere peşkeş çekmek için bir değişiklik yapmış. Onun getirilerini bugün bize Anayasa Mahkemesi arasıyla Yargıtay arasında bir görüş farkı, bir uyuşmazlık var gibi satmaya çalışıyorlar. O kadar olan değil şey ama değil. Yargıtay'ın kararında çok daha sert ifadeler de var. Yani Yargıtay'ınkine bir karar diyemiyorum ben zaten. O bir anayasaya, anayasal düzene karşı yazılmış bir manifesto tadında bir metin. O yüzden ona bir karar demek, Türk milleti adına diye başlar o kararlar, o millete hakarettir. O bir karar değil. Yani bir devletin anayasasını ben tanımıyorum kardeşim diyen bir şeye ben karar diyemem. Peki o karar da bu arada Yargıtay'ın kararı, onu da bir gösterelim. Elbette bunun bütün detaylarına girmeyeceğiz. KRT seyircisi gayet iyi hatırlayacaktır. Zafer Arapkirli programında şöyle söylemişti onun ifadesiyle. Ya yani bizi de hukuk profesörüne çevirdiniz ya diyerek bütün ayrıntılarıyla bütün bunları aktardı. Günlerdir aktarıyor zaten. Fakat orada sert ifadeler var. Bunun bir altını çizelim. Peki, bağlantıya bir öncelik verelim. Sayın Selçuk Özdağ, aynı soruyla dönebiliriz. Siz nasıl tarif ediyorsunuz efendim karşı karşıya olduğumuz durumu? Bu bir devlet krizidir. Aynı zamanda bir yargı darbesidir. Bu biraz önce Serra Hanım'ın söylemiş olduğu gibi hiçbir şeyde bizi denetlemeyin diyorlar. Türkiye kesinlikle bir hukuk devleti olmasın. Anayasasızlaştırmayı başaralım ve de Sayıştay 15 Temmuz'dan sonra çok özür dilerim efendim, araya gireceğim ama arkadaşlar stüdyoda biraz sesi arttırabilirsek hepimiz çok daha rahat duyacağız. Buyurun, özür dilerim, araya girdim efendim. Estağfurullah. Ve 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden sonra Sayıştay'da, Türkiye'de hemen hemen her kurum korkutulduğu gibi Sayıştay'da buradan nasibini aldı. Buna rağmen yine de Sayıştay'daki denetçiler ve baş denetçiler çok ciddi raporlar tuttular. Hangi kurumlarla ilgili? Üniversitelerle ilgili, belediyelerle ilgili ve de bakanlıklarla ilgili.
yani devleti yöneten 3 önemli kurumla ilgili. Zaten buraları denetliyorlar. Ve buraları denetledikleri zaman da çok ciddi yolsuzlukları, hukuksuzlukları ve keyfilikleri de buralarda belirttiler. Bu belirtilere karşı Yargıtay, Yargı'nın ne yapması gerekiyordu? Hemen devreye girmesi gerekiyordu. Peki Yargı devreye girdi mi? Yargı da korkutuldu. Yargı bir yandan korkutuldu, bir diğer tarafından da aynen FETÖ'nün yapmış olduğu gibi birileri tarafından arka bahçesi yapılmak istendi. Zaten birileri uzun zamandır FETÖ'nün taktiği gereğince bir yandan üniversiteleri, bir yandan yargıyı, bir diğer yandan bakanlıkları, kurumları, istihbaratı, MIT'i, bu tür yerleri, bir diğer yandan da basını ele geçirme çalışması yapıyorlardı ve çoğunlukla da başarılı oldular bu işlerden. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi, biraz önce söylendi, anayasanın çerçevesinde kurulmuş olan bir yapı, bir kurum. Bu kurumla ilgili olarak uzun zamandır bazı kararları bizler de eleştiriyoruz. Ama bu kurulun, bu kurumun bütün üyeleri Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı. Şimdi iki üyenin daha süresi bitiyor. Başkan ve bir üyenin süresi bitiyor. Onları da Recep Tayyip Erdoğan atayacak. Sayın Erdoğan atamış olacak bunları. Yani 15 üyenin 15'i de bu iktidar tarafından atanmış. Peki kendi atadıkları insanlardan niye rahatsızlar bunlar? Çünkü onlar genellikle hukuka rağm olmak istiyorlar. Anayasaya göre hareket etmek istiyorlar. Zaman zaman ihsas-ı reyde bulunuyorlar. Biz bunları tenkit ediyoruz. İşte AİHM'nin vermiş olduğu kararla ilgili olarak da bunları söylemiştik. Ama buna rağmen burası bir anayasal kurumsa buraya hepimiz uyacağız, eleştirebiliriz. Saygı duymuyoruz kararlarına diyebiliriz. Ama buraya uyacağız. Peki bu kararlar zaman zaman bu söyleniyor zaten uzun zamandır söyleniyor. Herhangi bir mahkemeler arasında ihtilaf olduğunda Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Peki buna uyuyorlar mı? Uymuyorlar. Neden? İşte biraz önce söylediğim gibi Sayıştay bizi denetlemez. Ve Sayıştay'ı da korkutuyorlar. Sayın Erdoğan ne dedi? Sayıştay dedi. Hatırlarsanız yine Sayıştay'ın bir açılışında veyahut da bir programında söylemişti. Öyle inceleyip sık dokumayın dedi. Hayır Sayıştay tamam da Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne olacak? İşte Sayıştay'la ilgili bu. Sonra yargıya geliyoruz. Yargı yine aynı şekilde buralarda karar veremiyor. Peki medyada %85 olarak tamamen kendilerine rağm edilmiş vaziyette %15 civarında kalmış bağımsız, özgür, tarafsız yayın yapan veyahut da hakikati dile getirmek isteyen öbür tarafta da bir Anayasa Mahkemesi var. Bu Anayasa Mahkemesi de zaman zaman kararlar veriyor. Mesela Sayın Erdoğan kararnamelerle Türkiye'yi yönetmek istiyor. Kararla, peki. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararnamelerle, olağanüstü dönemlerde ve kanun hükmünde kararnamelerle. Peki Sayıştay burada Anayasa Mahkemesi ne diyor? Sayın Erdoğan diyor. Bu kararnamelerle yönetemezsiniz. Tamam. Bu kararnameleri ben iptal ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıkması gerekir diyor. Peki bu kanunu çıkartabiliyorlar mı? Çıkartabiliyorlar. Peki. Bunu bile kabullenmiyorlar. Sayısal çoğunlukları var. Buna geliyorlar ve Anayasa Mahkemesi'ne çok ciddi şekilde rahatsızlar. Diyorlar ki parlamentodan çıkan kanunu bile denetlemeyeceksiniz. Bu rahatsızlığı zaten Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli dile getirdi. Açıkça dile getirdi. Biraz acele ediyorum, kusura bakmayın. Meclis çünkü burada bekliyor, onlara da söz vereceğim onun için. Bunu söylemek, anayasayı tebdil etmek demek, ilga etmek demek, tahkir etmek demek, yani ortadan kaldırmak demek. Bunun cezası müebbet, hapislik demek. Siz bir anayasa yaparsınız ve bu anayasada Anayasa Mahkemesi olmaz dersiniz. Parlamentodan geçirirsiniz veyahut da referanduma götürürsünüz. Buna saygı duyarız. Geçer veya geçmez. Peki. Ama mevcut anayasanın maddelerini inkar edemezsiniz. Peki. Bugün yapılan şey şudur. Bu bir darbedir. Bu darbe üzerinden de iyi düşünmemiz gerekiyor. Her geçen gün zaten meclis bugün birin sonundaki sıfır gibi. Etkisiz ve yetkisiz, matematikteki etkisiz ve yetkisiz eleman gibiyiz biz orada. Her ne kadar soru önergeleri versek de, grup önerileri versek, araştırma önergeleri versek, basın toplantılarda yapmış olsak bile biz sadece hakikatleri dile getirmeye çalışıyoruz muhalefet partileri olarak. Peki. Ama hiçbir şeyimizi kabul etmiyorlar. Peki. O nedenle bugün Türkiye'de demokrasinin alanı her geçen gün daraltılmıştır. Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi terbiye edilmek istenmektedir. Peki. Bir diğer taraftan da meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştık. Şimdi de Numan Kurtulmuş üzerinden iş düzük Türkiye'de kaldırılmak istenmektedir. Peki, peki, teşekkür ederim bu ilk değerlendirme için. İki kıymetli konuğumuzdan darbe ifadesini içeren yorumlar, yanıtlar aldık. Birazdan Sayın Zeynel Emre'ye de dönüp bu konudaki yaklaşımını soracağız. Ama önce bir meclise söz verelim. Özgecan Sırma.
Soru aynı aslında. Nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız karşı karşıya bulunduğumuz durumu? Kriz kelimesini kullanmamaya bu kez özen gösterdim. Çünkü konuklarımızdan biri bu ifadenin hafif kalabileceğini ifade etmişti o yüzden. Konuyla ilgili Independent için bir köşe yazısı yazdım ben. Benim attığım başlık, benim tercih ettiğim başlık yargıda fetret devriydi. Yargıda fetret devri. Niye evet, böyle tarif ben bunu fetret olarak tanımladım. Çünkü neden? Bence yıkıma gidiyoruz, yıkılışa gidiyoruz. Yani çok büyük bir olay bu. Belki Türk hukuk tarihinin yaşadığı en büyük hukuksuzluklardan birini yaşadık ve çok az tepki verdiğimizi düşünüyorum. Hem hukukçular olarak hem halk olarak. Acaba tam anlayamadık mı? Tam kavrayamadık mı? Tam anlatılamadı mı işte ilgili siyasiler tarafından ya da STK'lar tarafından ya da hukukçular tarafından halka bilemiyorum. Demek ki eksik kaldık. Ben hukukçu olarak eksik kaldım. Vekillerim eksik kaldı. STK'lar hepimiz eksik kaldık. Hepimiz sınıfta kaldık. Sadece bence Yargıtay değil hep beraber sınıfta kaldık. Yani onlar darbeyi yaptı da biz de o darbenin karşısında doğru direnişi gösteremiyoruz gibi düşünüyorum. Belki hala bunlar o koltuklarda oturup dosya incelemeye devam ediyorlar. Bu hukukçu olarak benim kanıma dokunuyor. Sadece hukukçu sıfatıyla değil, vatandaş olarak da kanıma dokunuyor. Ben bir hukuk devletinde yaşadığımı düşünmek istiyorum. Ben bir hukukçu olarak hukuka hizmet ettiğimi düşünmek istiyorum. Biz yarın avukatlar olarak Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Barosu Başkanlığı'nda toplanacağız, bir eylem yapacağız. Eylemsizliğe alıştırıldık. Anayasal haklarımızı kullanmıyoruz. Tecelli Bey birinci oturumda dedi, maalesef meydanlarımızda dedi, büyük meydanlar göremiyoruz şehirlerimizde, bizim kentimiz yok çünkü korkuyorlar o meydanlar doldurulur ve eylem yapılır diye. Gerçekten de öyle. Bizim toplanabileceğimiz alan bırakmadılar bize. Biz anayasal haklarımızı kullanırken korkuyoruz ki bir tweet atmaya kadar indirgendi bu özgürlük alanı. Artık orada bile bir telaş var. O yüzden ben öncelikle cesarete ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Meral Akşener'in sözünü de çok kıymetli buluyorum. Hangi sözünü? Ya adalet ya mukavemet. Dolayısıyla biz o parti bu parti fark etmeksizin ses çıkaracağız. Bir şekilde vatandaşla ses çıkaracağız. Korkmayacağız ve direnmeden değişmeyeceğini bileceğiz. Eğer biz direnmezsek, söylemezsek bu iş fetretten yıkıma gider diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu değerlendirme için. Bu arada ben de notlarıma bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Partisi olarak biliniyor. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olağanüstü oturum için bir çağrı yapıldı. Bu durum karşısında bir çağrı yapılmıştı. Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Diğer taraftan Sayın Meral Akşener'in adı geçtiği için söylüyorum. İyi Parti dilekçeyi imzalamadı ancak toplantıya katılacağı öğrenildi. Ankara kaynakları böyle ifade ediyor. Bildirdiler. Sayın Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu bildirdi. Toplantıda İYİ Parti hazır olacak. Tamam. Peki imza konusu ne dersiniz? Yoruma muhtaç mı? Yoruma muhtaç değil. İYİ Parti'nin kendince belirlediği bir politikası ve milliyetçi bir çizgisi var. Muhtemelen DEM'le aynı bir ortak metin altına imza atma endişesi duyulmuş olabilir veya başka bir değerlendirme yapılmış olabilir genel merkez tarafından. Ancak toplantıya katılacağı veya Can Atalay'la ilgili süreçle ilgili açıklamaları kesin ve nettir. Bir yargı darbesi olarak İYİ Parti tarafından bu tanımlanmıştır. Tamam. Ve yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacak olan avukat eylemlerine de İYİ Parti hukukçuları da katılım sağlayacaktır. Peki, tekrar teşekkür ederim. Bir kısa teknik bilgi, devam edeceğiz elbette. Efendim, mecliste olağanüstü toplantı için ne gerekiyor? Soru bu. Yanıt basit. Türkiye Büyük Millet Meclisi en az 120 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor. Ama 120 imzayı bulduktan sonra bu iş bitmiyor. Meclis Başkanı'nın 48 saat içinde bir yanıt vermesi gerekiyor. Toplantı peki ne zaman yapılıyor? Diyelim ki olumlu yanıt geldi. Toplantının ne zaman yapılacağı Meclis Başkanı'nın takdirinde gibi görünüyor. İç düzlük, meclisin iç düzlüğü gereği çağrı yapıldıktan sonra en geç 7 gün içinde başvuru konusunun görüşülmesi için meclisin toplanması gerekiyor. 7 gün ama o 7 günün neresi? İşte o Meclis Başkanı'nın takdirinde. Toplantının başlayabilmesi için bu arada en az 200 milletvekilinin genel kurul salonunda olması zorunluluğu var. 120 imza yetiyor. Fakat toplantının başlayabilmesi için 200 milletvekilinin genel kurul salonunda bulunması gerekiyor. Sayın Ayhan Dağdeviren, buyursunlar. Siz nasıl tarif edersiniz karşı karşıya geldiğimiz durumu? Ayhan Deviren. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben yanlış not almışım. Ne olur affedin. En çok utandığımız yanlışlardan biridir bu. Kusura bakmayın. Ne olur. Şimdi öncelikle kurumlar oluşturulurken biraz buralara da dikkat etmek lazım.
Bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi üyesi olmak için ille de hukukçu olmak gerekmiyor diye biliyorum. Doğru. Şimdi ille de hukukçu... Eski başkanlardan biri mesela öyle değildi değil mi? Sayın Haşim Kılıç hatta çok tartışılmıştı o zamanlar. Şimdi hukukçuların olmadığı bir yerde bireysel başvuru hakkını hakimlerin olmadığı bir kuruma vermek ne kadar doğru olurdu? Eğer bunu veriyorsak Anayasa Mahkemesi'ni o zaman sadece hukukçulardan mı kurmak gerekirdi? Bütün bunlara da bakmak lazım. Burada bizim en büyük hatamız, geçmiş dönemde de yaptık, bu cumuk alınırken yani Avrupa Birliği'ne girebilmek için belli maddeleri, yasaları çıkartırken ben bunu tamamen deve kuşuna benzetiyorum. Ne deve ne kuş. Bir kısmını alıyoruz ama ondan sonra uygulamaya geldiğimizde aynı uygulamayı yapamıyoruz. İşte çok meşhur mafya liderlerimiz yurt dışında yakalanıyorlar. Hapse giriyorlar ve yalvarıyorlar bizi Türkiye'ye iade edin diye. Çünkü Türkiye'deki infaz yasaları farklı, infazın uygulanması farklı. Siz yasaları Avrupa'ya göre alıyorsunuz ama iş infaz kısmına geldiğinde Türk, Alaturka bir uygulamaya geçiyor. Dolayısıyla her şeyimiz karmakarışık olmuş vaziyette. Böyle olunca da işte 5 yıl öncesine kadar gittiğimizde bu bireysel başvuru hakkı artık bazılarını rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi anayasanın 153. maddesi yanılmıyorsam doğru. Çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararları tartışmaya açık değil diyor. Meclisi dahi bağlıyor. Yani siz meclisten bir yasa çıkartıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ederse yasa iptal olmuş oluyor. Peki meclisin bu yasayı Yargıtay'a götürme hakkı var mı? Ya sen bunu da bir incele bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyacak mıyız, uymayacak mıyız diye bir uygulama yok. Peki Anayasa 153 bu arada doğru. Teyit edilmiştir. Teyiden söylüyorum sadece 153. Yerel mahkeme peki karara neden bila istisna uyum göstermeyip bunu Yargıtay'a gönderme ihtiyacı duyuyor? Bu sorgulanmıyor. Ya da yine milletvekillerine burada bir görev düşecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayan kurumlar üzerinde nasıl bir yaptırım var? Bilmiyorum böyle bir yaptırım var mı? Eğer böyle bir yaptırım varsa o zaman bu karara uymayan yerel mahkeme üyelerine bir yaptırım gelmesi gerekir. Ama böyle bir uygulama olduğunu zannetmiyorum. Yani siz işinize gelirse uygulayacaksınız, işinize gelmezse uygulamayacaksınız. İşte o yüzden deve kuşu gibi diyorum. Yani biz kurulları oluştururken çok ince eleyip sık dokumadan ve ne yazık ki mecliste çoğunluğu bulunan iktidarların arzu ettikleri gibi kabul edenler etmeyenler sistemiyle bir takım şeyler yapılıyor. Ama bunlar yapıldığında işte kervan yolda düzülür misali gözlenen yanlışlar işine gelirse düzeltiliyor, işe gelmezse düzeltilmeden aynen bırakılıyor. Çünkü buralar işine geldiği zaman kullanılmak üzere bence kaçış cepleri gibi bırakılmış oluyor uygulamaya baktığınızda. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının mutlak uyulması gerekiyorsa peki uyulmadığı anda ne yapılacağını da mutlaka anayasada ya da yasalarla belirtilmesi gerekir. Peki yani sözlerinizden şunu anlıyorum, doğru mu özetliyorum, ne olur yanlışım varsa beni düzeltin. Anayasayı dinlemeyeceksek neyi dinleyeceğiz diye soruyorsunuz, doğru mu? Aynen öyle. Özet bu. Aynen peki, öyle. Peki hemen yanınızdan bir kıymetli dostum söz istiyordu. Buyurunuz efendim dinleyelim, daha sonra Sayın Milletvekilime döneceğim. Kısaca rica edeyim bu yüzden. Çok kısa bir yorum yapıp. Lütfen tabii buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun söz şimdi Türkiye Meclisi'nde. Genelde hukukçular böyle bir araya toplandığımızda çok terime boğuluruz. İnsanları da bilgilendirmeyi unutmamamız gerekiyor düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin iki temel görevi biraz vardır. Daha yakın tutarsanız lütfen. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin iki temel görevi vardır. Bir, yasamanın veya regülasyonların anayasaya uygunluğunu denetlemek. Uygun olmadığını denetlemek. İkincisi de Yüksek Mahkeme Yüce Divan görevini görür. Yüce Divan görevini. Son olarak da bildiğimiz üzere birey ve vatandaş arasında bir şey, vatandaş ve devlet arasında çıkan uyuşmazlıklarda bireysel başvuru yoluyla hukuksuzluğu aksi yönde ilerleyen sınırlarımız içindeki en üst başvuru merciğidir. Doğru mu bu tarif? Bireyi devlete karşı ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi filan gelir. Aynen tamam. Öyle. Bu noktayı bir şeye getirelim. Yani bunu herkes buradaki bilsin ki diğer arkadaşlarımız da katılımı sağlayabilsinler. Peki. Burada sevgili yayında isminizi Ayhan'dı. Ayhan Bey'in söylediği bir şey var. İsmini doğru söyledim de soyadında yanıldım ben. Tekrar kusura bakmayın. Kendisi dedi ki anayasaya uymayan kurumlara ilişkin bir müeyyide yok dedi. Var mı? Yani şöyle var mı yok. Aslında yok. Çünkü hiçbir yasak var mı? Yani bir hayır yani yürütmenin başındaki kişi anayasaya aykırı davranırsa Yüce Divan sıfatıyla yargılama hakkı vardır diyebiliyoruz. Şimdi tam onu söyleyecektim. Hiçbir...
Tamam, tamam, geliyorum. Hemen geliyorum efendim. Hiçbir buyurun. Yasa koyucu veya hiçbir anayasa metni kaleme alan kişi bir yargıcın Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyeceğini aklına getirmemiş. Ne olur biraz yakın tutalım, onu hatırlatıyorum. Yani Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına hayır ben buna uymuyorum diyemez mi sizce? Hiçbir hukukçu aklına getirmemiştir. Yani orada... Tamam. Sizin görüşünüzü almak istiyorum. Yani. Orada Yargıtay'da dairede bulunan üyeler de bence muhtemelen ya siyasi sahiplerle ya da farklı sahiplerle bunu yapıyorlar. Ben sadece bunun bir anayasa krizi, bir hukuk tartışması olduğunu düşünmüyorum. Yani olayın altında yatan, orada bu iddia, yani bu konuda iddialaşan Yargıtay'ın ilgili daire üyelerinin mutlaka farklı bir ajandalarının olduğunu düşünüyorum. Nedir yani, siyasal bir krizle mi karşı karşıya? Burada bunun iktidar bloğu arasında bir çatışma olabileceği söyleniyor gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla. Dairenin üyelerinin çoğunun Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olduğu. Bunların hepsi yorum ve iddiadır. Evet, altını evet, çizelim doğru. Biz de. Tamam. Ben de aynı şekilde iddiaları... Tabii. Ben de ama altını çiziyorum sonuçta. Bu noktadan da bakılması gerektiğini düşünüyoruz biz olaylara. Yani sadece bir anayasa krizi olarak tartışılması da yeterli gelmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili sonrasında tekrar söz istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu teşekkürle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Emre'ye dönebiliriz. Pek çok tarif geldi notlarım arasında. Darbe kelimesinin çok sık kullanıldığını gördüm ama az önce yapılan yorumun içinden de siyasetin bu işle ilgisi olabileceğini Türkiye Meclisi'nden bir değerli katılımcımız aktardı. Nasıl tarif edersiniz? Neyle karşı karşıyayız? Şimdi anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmenin karşılığı ne dersek darbe daha uygun bir tarif. Yani burada bir anayasal düzen var. Beğenmesi ilgili anayasa maddeleri var. Ama bunun uygulanmadığı ve uygulanmamasının savunulduğu bir durumda darbe tarifi daha doğru bir tariftir. Ama resme biraz şöyle bakmaya ben davet edeyim herkesi. Şimdi biz bu iktidar geldiğinden beri krizler çıkartan ve yaratılan, ortaya çıkan krizlerden beslenen bir iktidar var. Ve biz bu süre içerisinde sürekli yargıyı konuşuyoruz. Yani adı bazen Ergenekon davası oluyor, bazen Balyoz davası oluyor, bazen Şike davası oluyor, bazen bir papazın davası oluyor, bazen bakıyorsunuz siyasilerin dokunulmazlık sonrasındaki işte yargılanma süreçleriyle ilgili davalar oluyor. Ve toplum bir şekilde işte güncel konuları bir tarafa bırakıp kim haklı kim haksız, ülkeyi işte bölmek isteyenler var, karıştırmak isteyenler var. İşte bazen tariflerde beşinci kol tabirini duyuyorsunuz. Sık sık muhalefeti terörize eden bir dil işte duyuyorsunuz. Ve bu krizlerden bir şekilde beslenen bir iktidar var. Bakın burada bu krizin, yani bu darbenin, bu krizin darbe haline gelmesini sağlayan kararın içeriğine baktığınızda demin de sizin gösterdiğiniz mesela öyle tarifler var ki işte diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı terör örgütlerinin söylemleriyle örtüştüğü görülmektedir. Bu ne? Bu iktidarın yıllardır kendisine muhalif olanları meşru görmeyip terörize ettiği dili devam eden bir dil. Şimdi aslında ortada çok açık bir şey var. Biz hukukçuyuz Sera Hanım'la birlikte ama bu durumu yorumlamak için hukukçu olmaya da gerek yok esasında. Niye? Ya okuma yazma bilmek yeterli yani burada. Şimdi birincisi daha önce Enis Berberoğlu ve Gergerlioğlu kararlarında Anayasa Mahkemesi, bunlar milletvekiliydi. Anayasa Mahkemesi diyor ki her ne kadar bu isimlerin yargılandığı maddenin Anayasa 14 yani dokunulmazlığın istisnası olarak gösterilen madde kapsamında olduğu ileri sürülüyorsa da bu madde çok açık değil. Meclisin bunu madde madde düzenlemesi lazım. Bu haliyle Anayasa'nın 67. maddesi yani seçme seçilme hakkının ihlal edildiği görülmüştür deyip bunlarla ilgili ihlal kararı vermişti ve ilgili mahkeme uymuştu. Bakın o kadar çok yanlışlar birikimi var ki ihlal kararı verildiğinde olması gereken. Burada neye bakacağız? Ceza Muhakemesi Kanunu 318. maddesine bakacağız. Nedir bu? Kararı veren mahkeme dosyayı yeniden ele alır. Yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden alır. İnfazın durdurulması kararı, tahliye kararı vermesi lazım. AYM'nin ilk yaklaşımı yani. Tabii. AYM'nin verdiği karardan sonra. Şimdi hiçbir yerde yazmayan, hiçbir usulde olmayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi karar vermiyor. Onu paketleyip dosyayı 3 ceza dairesine gönderiyor. 3 ceza dairesi de hiçbir mevzuatta yer almayacak şekilde bir karar veriyor. Ben bu kararı uygulamıyorum diyor. Şimdi bakın 148. madde bireysel başvuru. 2011 referandumunda o kadar ağlayla bağlayla hep överek biz demokratik hakları genişletiyoruz vesaire diyerek toplumun huzuruna sundular. Halk da bir şekilde
Hani o günkü tartışmaları ayrı tutuyorum ama bir şekilde yürürlükte. 148. 153. madde bağlayıcı diyor. 158. madde uyuşmazlıklarla ilgili uyuşmazlık mahkemesi kısmını izah ediyor. Orada da şunu da not düşüyor. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla diğer mahkemeler kararları arasında bir uyuşmazlık varsa Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyor. Bakın bir de bu kısım var. Şimdi geliyorum buradaki bütün bu tartışmalara, yani ben biz böyle yargıya ilişkin tartışma yaptığımızda bizi insanlar bir bireyin hakkını savunuyor gibi görmesinler. Biz yeri geldiğinde bir bireyin hakkını da savunabiliriz. Ama biz hukuku savunuyoruz esas itibariyle. Diyoruz ki ya ortada bir mesele var. Can Atalay'ın kararı işte hukuken suçlu olup olmadığını ayrı tartışalım. Ama şu an o seviyede değiliz. Yani Gezi davasına ilişkin tartışmaların ötesinde bir yerdeyiz. Biz şu an Hatay halkının iradesine sahip çıkmak istiyoruz. Seçmişler, göndermişler. Anayasaya sahip çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla burada yani çok net bir anayasa ihlali var. Anayasanın yani diğer maddelerin ihlalinden ben şöyle ayırıyorum. Çünkü bakın şimdi bizim Anayasa Mahkememizin şu yetkisi vardır. Anayasa Mahkemesi Başkanı devlet protokolünde Adalet Bakanı'nın önündedir. Cumhurbaşkanı yargılama yetkisi vardır. Bakanları vardır. Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını. Dolayısıyla efendim bu da mahkeme, o da mahkeme diyeceğim bir durum yoktur. Anayasa Mahkemesi birçok dünyadaki emsal ülkede olduğu gibi en üst yargı, en üst karar mercidir. Bu kararların uygulanmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Ha burada ne yapılması lazım? Yani bizim neyi talep edebiliriz burada? Birincisi, Yargıtay 3 ceza dairesi üyeleri bu kararı verdi. Burada Yargıtay üyelerinin de milletvekillerine benzer bir dokunulmazlığı vardır. Yani kendi kurumu, kendi dokunulmazlığını kaldırmadığı sürece, Yargıtay'ı kaldırmadığı sürece buradan başka bir işlem yapamıyorsunuz. Dolayısıyla birinci olarak Yargıtay'ın kendi içerisinde o prosedürü işletip bunların bir görevi kötüye kullanma suçu işlediği çok açıktır. Kendilerinin oradaki tabiriyle söylüyorum görevden el çektirme talebiyle soruşturma geçirmesi gerekmektedir. Başkanlık divanının Yargıtay oluşturulan başkanlık divanı her iki yılda bir seçilir. Bunu gözeten bir mekanizma işlemesi lazım. Birinci yol budur. İkincisi buradaki bu meclise de elbette bir görev düşüyor. Meclis bu durumda yani bütün partiler artık kendi görüşlerinin çok ötesinde kendi varlık sebepleri, çünkü anayasaya göre partiler görev yapar. Milletvekilleri anayasaya göre seçilir. Dolayısıyla kendi varlık sebeplerine sahip çıkacak şekilde hemen müdahale etmesi lazımdır. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasının, Yargıtay organınca uyulmamasının sonuçlarını çok açık bir şekilde deklare etmelidir. Gerekirse yasal değişiklik yapmalıdır. Yani bunun, çünkü şöyle düşünelim, bu ekonomiden ayrı biz bunu düşünemeyiz. Siz ilk başta söylediniz, evet, ya. Evet, açılışta söyledim. Bu Türkiye'ye bakın, hesabını şu anda yapamadığımız milyarlarca dolarlık zarar demektir. Bütün büyük yatırımcılar, bütün ciddi yatırımcılar, bütün büyük devletlerin, o devletlerdeki büyük şirketler bir ülkede yatırım yaparken önce hukuk düzenine bakarlar. Orada öngörülebilir olmaya bakarlar. Yani eğer ki bir şirket bir şahıs gelip de ya bir gün Türkiye'de yatırım yaptığında anayasada mülkiyet hakkı var. Ben tanımıyorum, sizin bütün paranızı el koydum diyebileceğiniz ya da mahkeme sizi haklı görse de bunu uygulamayacağını gördüğünüz bir durumda siz kendinizi güvende eder misiniz? Aslında bunun bu kadar birbiriyle ilintili olduğunu söylemek lazım. Yine şeyi söyleyeyim, Ayhan Bey dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin yani onu da bağlayalım. Usulüyle ilgili mesela burada Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararın doğruluğunu yanlışlığını tartışsak onların hukukçu olup olmadığını yine tartışalım derim. Ama Anayasa Mahkemesi karar vermiş, orada da seçilme usulünde der ki Yargıtay'dan belli sayıda isim gelir, Danıştay'dan belli sayıda isim gelir, Sayıştay'dan gelir, efendim meclis seçer, Cumhurbaşkanı seçer, 15 kişilik bir şey oluşmuş orada. Şimdi bu 15 kişinin 13'ü yani tartışmasız bir şekilde kategorik olarak yani Anayasa Mahkemesi hangi konuda hangi kararı verirse versin buna uymakla mükellefiz sonucuna doğru mu gidiyoruz? Yani sonuçta biz buna uymakla mükellefiz. Tamam. Yani bu oranın niteliğiyle ilgili bütün bu tartışmaları başka bir şeyde yapalım. Ama buradaki kriz yani şöyle görmek lazım. Türkiye'de vites boşta, direksiyon kilitlendi. Buna nasıl müdahale edeceğimizi çok büyük bir kaza geçirmeden bulmamız lazım. Çok teşekkür ederim Sayın İdris Yahin. Bütün bunların hepsi tamam da
Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Yol, yöntem, yordam nedir acaba sizce? Ne dersiniz? İktidar tarafından basit bir konuyu böyle saatlerce bizlere tartıştırıp çok karmaşık bir yapıya büründürüp buradan da siyaset rant devşiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Öncelikle bunun adını doğru koyalım. Değerli meslektaşlarımız çok güzel ifade ettiler. Bu açıkça anayasal düzene net bir kalkışma girişimidir. Huzurdaki Selçuk Özdağ Bey ile birlikte biz 2011-2015 yılları arasında parlamentoda Meclis Darbe ve Muhtıralar Araştırma Komisyonu'nda görev yaptık. O komisyonun ben sözcülüğünü yaptım. 1960'tan başlayıp E-Muhtıra'ya kadar olan sürecin tamamını irdeledik. Daha sonraki komisyonda da yine Sayın Selçuk Özdağ Bey başkan vekiliydi 15 Temmuz sahil darbe girişiminden sonraki darbe komisyonu. Şimdi bir ülkede neyi konuşacağız? Şimdi Sayın Zeynel Emre olsun, Sayın Serra Kadıgil olsun maddeleri de ifade ederek son derece net bir açıklamada bulundular. Yine oradaki hukukçu arkadaşlarımız da anayasamızın 153. maddesinin son fıkrasını artık Türkiye'de herkes ezberledi. Anayasa 153 son. Biz de öğrendik. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme, yargı organlarının tamamını bağladığı gibi gerçek ve düzel kişileri de ben bunu yerine getirmiyorum deme imkanını asla vermemeliyiz. Hiçbir organ, kurum ve ya da kişi Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamama yetkisine, hak ve hürriyetine sahip değildir diye devam ediyor. Yargıtay Ceza Dairesi bu kararı uygulamaktan müstesnadır demiyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı uygulamaktan müstesnadır demiyor. Herkesi bağlıyor. Dolayısıyla şu an itibariyle eksiğiyle gediğiyle biraz önce değerli vekilimiz ifade etti. Ben çok net olarak araştırdım. 122 maddesinde değişiklik yapılmış. 1982 Anayasası'nın 122 maddesinde değişiklik. Ve bu değişikliklerin büyük bir çoğunluğu da Sayın Erdoğan'ın iktidarda olduğu AK Parti tarafından gerçekleştirilmiş. Belirli sürelerinde bizler de bu işin içerisinde olan isimlerdik. Mesela Sayın Kadıgil'in de biraz önce bir değerlendirmesi oldu. Mesela 2010 referandumunda, 12 Eylül 2010 referandumunda 148. madde bireysel başvuru hakkı getirildi. İyi ki getirilmiş. Bugün canların hakkını, Gergerlioğlu'nun hakkını biz burada bu 148'le arayabiliyoruz. Daha çok var ama Kavala davası var. Yani isimleri ya da listeyi uzatmak mümkün. Çok çok netliğiyle ifade ediyorum ki o zaman demokratikleşme adımları kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Avrupa Birliği'nin istediği bir kısım normları hızlı bir şekilde hele hele 2002-2007 yılları arasında AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda ikili olduğu dönemde temel yasalar dahil olmak üzere pek çok şey Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Bunlar ülkemiz adına atılmış son derece önemli adımlardı ve biz bunları son derece kıymetli görüyoruz. Dolayısıyla ben bireysel başvuruyu yani Anayasa'nın 148. maddesinde yapılan değişikliği bir makyaj malzemesi olarak görenlerden değilim. Tam tersi ülkemizde demokratikleşme adımları çerçevesinde atılmış son derece önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ve bugün Can Atalay'a nefes aldıran düzenleme o tarih itibariyle gerçekleşmiş bir düzenlemedir. Gelelim bir diğer husus. Artık burada Anayasa'nın 158. maddesinden bahsetmeyeceğiz. Ve yine 158. maddeyle birlikte bir de 90. maddemiz var. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. 2004 yılında bu madde anayasaya AK Parti iktidarı tarafından derc edildi. Ve bu düzenlemeyle uluslararası sözleşmeler iç hukuku üzerindedir. Bir uyuşmazlık halinde uluslararası sözleşmelere itibar edilir hükmü. Yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gerektiğini emrediyor. Yani biz uluslararası hukuktan bağımsız olarak Türkiye'de ülkeyi yönetemeyiz. Öncelikle bunu görmemiz lazım. Eğer siz uluslararası hukuka riayet etmezseniz biraz önce Sayın Emre'nin ifade ettiği gibi daha çok kapı kapı körfeze gider para ararsınız. Amerika'ya gider para ararsınız. İngiltere'ye gider para ararsınız. Ben bugün bu programa gelmeden önce Niğde'deydim. Adana Bozantı'daydım. Oradaki vatandaşımız bile olup biten her şeyin farkında. Diyorlar ki Sayın Başkan biz sizleri takip ediyoruz.
bu iktidar bir konuda çok mahir, gündem değiştirme konusunda. Bakınız, gündem değiştirme konusunda çok mahir ancak biz burada Can Atalay özelinde açıkça bir anayasal kalkışma söz konusu, Türkiye'nin birinci gündeminin bu olması gerekiyor. Ben parlamentoda kendi adıma bireysel olarak elde ettiğim konuşmada da aynı şeyleri ifade ettim. Mesele Can Atalay meselesini çoktan aşmıştır. Anayasal düzene bir kalkışma vardır. Bunu kim yapıyor? 14 Mayıs seçimleri öncesinde terörle mücadeleyi seçim kazanmak için kullananlar, bu sefer de yalpısal sonuç üretmek adına bunu kullanıyorlar. Meclisteki olağanüstü oturumda da bunlar mı konuşulacak? Bakınız, elbette ki bunlar konuşulacak ama asıl olan burada şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı eliyle de bir üç düzük ihlal ediliyor. Biz şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni ve Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin ne yaptığı belirsiz kararını konuşurken aynı zamanda olağanüstü toplantıya çağırıyor meclisi. 120 milletvekili. Evet. Meclis üç düzüğünün 7. maddesi son derece açıktır. 1. fıkrada der ki, ara verme durumlarında tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı, meclis başkanı parlamentoyu toplantıya çağırabilir olağanüstü. 120 milletvekili. 2. fıkrasında ise son derece açık ve net bir şekilde. Ben de aktardım, evet. 7. maddenin 2. fıkrası 120 milletvekili imza koyduktan sonra artık meclis başkanının bir tasarruf yetkisi yok. 7 gün içerisinde olağanüstü bir şekilde meclisi toplamak durumunda. Peki. Şimdi biz hepimizin üzerine yemin ettiği anayasaya sadık kalmayacağız ve o anayasaya yemin etmiş olmamıza rağmen biz parlamentoda bu anayasaya uygun hareket etmeyenlerin gözünün önünde parlamentoyu çalıştırmaya çalışacağız. Böyle bir şey olamaz. Şu an itibariyle çok net Hakimler Savcılar Kurulu olaya müdahale etmelidir. 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerini görevden el çektirmeli, yeni bir heyet atamalıdır ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını da onlara göndermek suretiyle bu kararda size inisiyatif hakkı bırakmıyorlar. Kesin ve emredici bir hüküm derhal yerine getirin demesi gerekir. Peki, Sonraki aşamada Can Atalay'ın kararını adli yargıda kesinleştiğini hepimiz biliyoruz. Peki. Sonuç itibariyle bu kesinleşen hüküm Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı tarafından okunduğu takdirde milletvekilinin düşeceğini de gayet iyi biliyoruz. O ayrı bir konu. Ama siz burada Mesele Can Atalay'la sınırlı kalmadı. Oradan başladık, oradan yola çıktık ama bambaşka bir tartışmanın orta yerinde bulduk kendimizi hep beraber. Değil mi? Şunu özellikle bilmemizde fayda var. Can Atalay seçildiğinde bireysel başvuru talebi Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Ve orada hak ihlali noktasında Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin 14'ü de aynı şekilde karar verdi. Yani bireysel başvuru noktasında hak ihlalini 14'te 14 şekilde karar verdiler. Peki. Yine milletvekilliği ile alakalı hadisede de 11'e 3 bu şekilde karar verildi. Peki. Bu kararın artık tartışılacak hiçbir yanı yok. Ve iktidar yerel seçimlere giderken yine terör üzerinden, çünkü dün Sayın Erdoğan bu mesajı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıtırken ifade etti. Parlamentoya Hatay halkının milletvekili olarak seçip gönderdiği Can Atalay hakkında terörist olarak ifadede bulundu ve bu seçimleri hangi söylemle uygulayacağı ve bu seçimlere giderken hangi dili kullanacağını net bir şekilde ifade etti. O yüzden parlamentoda da dışarıda da sivil toplum olarak da barolar olarak da anayasaya hepimizin hep birlikte sahip çıkması gerekiyor. Peki. Amalı fakatlı söz söylemeye gerek yok. Peki. Hepimize yapılmış bir kalkışmadır. Bunu böyle okumak, böyle görmek lazım. Sağ olun Sayın Şahin bu değerlendirme için de. Ayrıca bu yayına katkı için de teşekkür ederiz. Sağ olun, bu teşekkürle sizi uğurluyoruz. Birazdan Sayın Cemal Enginyurt yayınımıza katılacak. Bu arada biz Sayın Şahin'i dinlerken burada Türkiye Meclisi iyice bir hareketlendi. Elleri görüyorum, yorum almak isteyenler var biliyorum. Sevgili Yağmur'a bir dönelim, bütün bunları konuşuyoruz ama acaba gençler de düşünüyor bu konuşulanlar hakkında.
hukuk ekonomi bağlantısını şöyle bir vurguladık bu yayının sonlarına doğru, özellikle altını çizmek istiyoruz ama şu ana kadar tartışılanlara gençler nasıl bakıyor? Yakın konuşabiliriz, biz duyuyoruz. Yakın ama konuşalım lütfen. Teşekkür ederim. 21 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Tabii ki biz gençler olarak şu anda gündemimiz en çok barınma ve aslında beslenme gündemimiz. Barınma, fakat, beslenme, krediler vesaire, burslar, evet, değil mi? Evet, borçlar kesinlikle. Tamam. Ve bunun yanında geleceksizlik ve umutsuzluk da büyük bir şekilde gençlerimiz. Neden o açıdan umutsuz bakıyorsunuz? Geleceksizlik ve umutsuzluk ifadelerini kullandınız. Yani aslında gördüğümüz bu hukuksal krizlerin, anayasaya bahsedilen darbenin gündem etrafında bizlerin geleceği hakkında herhangi bir net kararlar veremememize sebep oluyor. Yani şu anda ben kendi hakkımı savunmak istesem beni kim koruyacak? Ben ileride mesleğimi edindiğimde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığımda nerede? Eski bir Latince söz geliyor akla, Türkçe tercümesiyle bekçilere kim bekçilik edecek? Öyle mi? Buna benzer bir şey mi? Olabilir, evet. Peki, siyasete atılmayı ileride düşünür müsünüz mesela? Ben düşünmüyorum ama düşünen birçok arkadaşım var. Aynı zamanda tabii ki ister istemez gündemden ve ülkenin getirileriyle beraber bütün gençler olarak siyasetle sürekli olarak haşır neşir durumda kalıyoruz. Peki, teşekkür ederim Gülay Hanım. Sizden de bir değerlendirme rica edebilir miyim lütfen şu ana kadar? Mikrofonu lütfen uzatabilir misiniz? Tekrar merhabalar. Merhaba tekrar. Şimdi, İlk bölümde söz almıştı, o yüzden tekrar ifadesini kullandık. Şimdi şöyle, arkadaşlarım tabii ki burada ilk önce öğrenci arkadaşları ben dinlerken barınma gerçekten büyük bir sorun. Kuşkusuz. Onun dışında ben bir de şunu gördüm. Ben kurumsal bir firmada emlak danışmanlığı yapıyorum. Benim olduğum bölgede en az 4-5 tane üniversite var. Orada en çok zor durumda kaldığım noktalar, mesela ilk böyle gelip kayıt yaptırıp ondan sonra işte kiralık daire arayışında fiyatların çok yüksek olduğu için dondurmaları, kayıtları, geri dönüş yapmaları. Şimdi insanların doğuştan, madem özgürlükten bahsediyoruz, doğuştan istediği yerde yaşama, okuma hakkı var. Ama tabii Türkiye şartlarında bu çok zor şu anda. Beni en çok üzen şeylerden biri o bölgede, yani genç nüfusun olduğu bölgede çalışıyoruz. O çok beni üzüyordu. Bir de gördüğüm şu var, 20 yaş üstü, yani 20 yaş Z kuşağı dediğimiz kuşaktaki arkadaşlar. Çünkü ben gençlerle yaşıyorum, seviyorum. Yeğenlerim çok, işte iki tane oğlum var, biri 23 yaşında, biri 31 yaşında. Onlarda gördüğüm mesela bakış açısı şu, yani bir şekilde işte yurt dışına gidip, Avrupa'ya gidip işte orada yaşama isteği. Ben de duyuyorum, sıklıkla duyuyorum bunu. Evet, bu beni kızım da inanın dahil, 10 kişiden, 10 tane gençten 9'u bu fikirde. Tabii burada yaşam şartları, işte oku, eğitim alamama, sosyal aktiviteler. Onun dışında mesela 50 yaş üstü de İstanbul'u terk etme noktasında şu anda bize en çok gelen. Sakin bir deniz kıyısı kasabası. Evet evet, aynen. Geleneksel emeklilik yani, hayali olarak. Bu tarz tabii sıkıntılar var. Bilmiyorum nasıl aşılır ya da bir şeyler tabii yapılması gerekiyor. Kuşkusuz. Burada tabii bizim payımız da halk olarak, yani işte şöyle söyleyeyim. Yani ben gayrimenkul işiyle ilgileniyorum. İşte alıcı, satıcı ve her sektörden ya da her kesimden müşteriyle muhatap oluyoruz. Aslında burada biraz insanların bilinçlenmesi gerekiyor. İşte yani haklarını ya da mesela fiyatlar yüksek, hiç kimsenin bir tepkisi yok. Hiç kimse bir şey söylemiyor ya da bunun için bir çaba sarf etmiyor. Ya da oy kullanırken bunu göz önüne almıyor. Bunlar benim en çok dikkatimi çeken ve üzüldüğüm noktalardan bir tanesi. Peki, teşekkür ederim tekrar bu değerlendirme için. Bu arada Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sayın Cemal Enginyurt bu yayına katılıyor. Bir selam verelim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Engin Yurt. Sağ olun. Müsaadenizle biraz daha bekleteceğim çünkü siz bu yayına katılıncaya kadar burada Türkiye Meclisi'nden pek çok el kalkmıştı. Söz isteyen kıymetli arkadaşlarımız var. Onları bir dinleyelim, daha sonra döneceğim. Belki hepsini birden değerlendirmek istersiniz. Sizin de üzerine bina inşa edeceğiniz bir temeli belki buradan atmış oluruz. Mikrofon bu tarafta var mı arkadaşlar aranızda? Peki, buyurunuz. Ben Bimen Zartar. Ben bu ekonomi, pardon, hukuk krizi kelimesini birazcık daha bir genişletelim. Değil mi? Başka bir şey mi? Tabii. Bizde ekonomik hukuk kangreni var. Hukuk kangreni. Bir de kangreni. Ekonomiye bağlayalım bunu. Peki Sayın Kadıgil de bu ifadeyi hafif bulmuştu. Siz bir başka yere taşıyın. Sermayenin buraya gelebilmesi için ya da sermayenin kendini güvende hissedebilmesi için önce bir ülkede hukukun adil ve eşit olması lazım. Çünkü hukuk sonuçta koyulan yasanın uygulanmasıdır. Bu istediğiniz gibi yasalar koyabilirsiniz. Ama konan yasa adil ve eşit değilse orada da problem yaşarsınız. Şimdi bakalım Türkiye'deki sermaye ve hukuk karşısındaki tavırları ve duruşlara bir bakalım. Mesela bir varlık vergisi gibi bir sorun yaşandı Türkiye'de CHP döneminde. Bu yapılan hukuksuzluğa karşı nasıl bir tepki verildi? Sermaye sahiplerine yapılan haksızlıklara karşı bir geri iade, bunun düzeltilmesi ile ilgili bir şey yapıldı mı? Hayır, popülist bir politika uygulandı. Çok da karanlık bir dönemdi o dönem. Karanlık olması önemli değil. Bilen bilmeyen araştırırsın. Zaten bir tarihçiyim ben ve benim için bir şeyin bakışı oradan başlar ve nasıl geldiğine bakar. Yakın zamana gelelim. 6-7 Eylül'de Demokrat Parti birazdan konuşacak. Yapılanlarla ilgili darbeden sonra da bile herhangi bir sermayenin, kaybedilen sermayelerle ilgili bir mal ya da tazmin yoluna gidildi mi? Gerçek anlamda mı? Adil olarak. Hayır. Yakın zamana gelelim. Cem Uzan'ı kimse, ben Cem Uzan'cı değilim. Ama ona yapılan bir hukuksuzluktu. Cevap hakkı doğurmayalım çünkü Sayın Uzan bu yayında değil o yüzden. Yapılan hukuksuzluktu. Yani bunu gözümüzde gördük. Halk vicdanında kabul görüldü, üstüne çöküldü, mallar alındı ve gitti. Devam edeyim. Bazı yorumlara göre bambaşka şeyler de var o işin. Olabilir, konuşabiliriz. Yani onun için araya giriyorum. Ben hukuk ve hukukun işlemesi eşit olması ve adil olmasından yana ve sermaye ekonomiyle işte bağlanmaya iki tarafından bakmaya çalışıyoruz. Sayın Uzan burada olmadığından ben başka de diğer taraftan giriyorum. Bir diğer görüş çünkü orada çok başka işlerin dönmüş olduğunu söylüyor. Vakıf mallarının yasayla geri verilmesine çabalarken CHP engellemiştir ve hukuk yolunu da engellemiştir. Yanlışsa CHP milletvekilim, ben de CHP'liyim. Açıklasın bana. Yani sermayeyi güvene almak eğer için... Eğer cevap vermek isterlerse tabii. Sermayeyi güvene almak için önce yapılan hukuksuzluklar ve adaletsizliklerin peşinde bunun tazmininin doğru olması yani lazım. Önce geçmişle bir hesaplaşalım da ondan sonra bugüne bakalım. Yok canım, sözlerinizden bunu mu söylüyorsunuz? Yok benim bahsettiğim Hrant'ın kendi aldığı araziyi devlet gayb eden adama iade etti. Şimdi ama konudan konuya çok atladık da bunlar o yüzden toparlamak için konudan söylüyorum. Konudan konuya gitmiyorum. Tam tersine ekonomiyi... Ben de bir özet çıkarmaya çalışıyorum. Buyurun. Yani sözlerinizden şunu mu anlayayım? Hele bir önce geçmişle hesaplaşalım. Ondan sonra mı bugüne bakalım? Öneriniz o mudur? Tamam. Bunu demiyorum. Hukukun işleme şeklinde bizim ülkemizde. Ben ekonomiyle bağlı. Yok ta çünkü şeyden 6-7 Eylül'den filan aldık çünkü. Yani o yüzden. Hala devam etmiyor mu? Daha yeni zamanda Beyoğlu'nda şu andaki açılan bir dava var. Eski karakol olan. Vardır. Debilen. Muhakkak vardır. Vakıfların davası var. Gayrimüslimlerin, gayrimenkullerinin davası var. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama ta oradan alınca şimdi ben de bir özet çıkarmak durumunda kaldım. Tamam o zaman. Geçmişin hesabından daha çok hukukun doğru işleyip adil olmadığı sürece siz hukukun bu şekilde olmasını sağlamazsanız sadece işte bir milletvekilinin çok ciddi bir mesele kavaladı şu anda içeride. Doğru. Selahattin Demirtaş da doğru. İçeride. Avrupa bir sürü gazeteci kararları var. Kararlara da rağmen. Var. Ama ekonomiyle bağlamak istiyorsanız önce devletin insanlardan ve sermayeden ya da sermaye adına yakın zamanda en basitini söyleyeyim. Fethullah bahane edilip ne kadar çok mala kayyum atandı. Yanlış mı?
Bahane edilip bakın. Bahane diyorsunuz, tartışmaya açık. Bahane, bazıları bahane. Adalet tabii, önünde, hukuk önünde açık. Adam gibi yani çalışıldı mı? Gerçekten mahkemelerde gerçekten dosyalar sunuldu mu? Gerçekten adalet eşitliği... Şimdi bakın, ben bir gazeteciyim. Ben bir yatırımcı bizim, olarak... Özür dilerim. Bir saniye. Bir saniye. Burada durduğum için ben de bir söz alayım, ne olur. Ben bir gazeteciyim ve bizim mesleki olarak yaptığımız iş bakımından hiç sevmediğimiz bir şey vardır. O da genellemelerdir. Yani çünkü bütün olayları tek bir sepetin içine attığımız zaman o zaman yanlış değerlendirmelere doğru gideriz. Biz gazeteciler hasbelkader olayları tek tek değerlendirip her olay özelinde bir yoruma ya da bir sonuca varmaya çalışırız. Yani mesela işte A olayında şöyle olmuştur deyip herkesi aynı sepetin içine koyarsak şahsen ben kusura bakmayın bunun yanlış olduğunu düşünen bir kardeşinizim. Onun altını çizmek istedim. Ben herkesi aynı sepete nasıl hayır şimdi mesela FETÖ deyip bahanelerle dediğinizde bu bir genellemedir. Ondan sonra daha önce verdiğiniz örneklerin de bazıları genellemeydi. Ben de onun için aralara girip de hep ya hepsi öyle değil, hepsi öyle değil diye bir ara yorum yapmak durumunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü olayları tek tek özel özel konuşursam çok uzun ve herkesin vaktini alır. Belki bir gün öyle bir program yaparız. Sabaha kadar giden böyle karşılıklı oturup İnşallah. Konuşabileceğimiz. Ama ben sadece genel çerçeveden bir sosyolojik bakış açısıyla söylemeye çalıştığım tamam. Bir sosyolojinin problemi budur. Genel bakar. Peki. Genel olarak baktığımızda peki. Türkiye'deki sermaye ile devlet arasındaki hukukun ve sermaye el değiştirmelerinde hiçbir zaman adil olunmaması ve hukukun sürekli çiğnenmesi. Peki. Daha doğrusu Sayın Emre'ye atıflar vardı. Biliyorum. Muhtemelen söz almak isteyecektir. Çok teşekkür ederim bu kıymetli katkı için. Hemen yanınızda söz almak isteyen sevgili Vasfi Bey var. Hoş geldiniz tekrar. Yarıda kalmıştı. Kısaca rica edeyim lütfen. Vaktimizi iyi kullanalım. Tamam. Ben şeyde arkadaşımdan bahsettim. İnşaat işçisiyim ben. Tamam. Arkadaşım üzerine duvar düşmüştü ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede öldürüldü. Şey öldü yani. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ hepimizin olsun. Yani ortak sorunumuz. Ondan sonra zaten mahkemelik oldu. Ondan sonra aileye para mı verdiler, ne yaptılar, örtbas etmeye çalıştılar falan. Yani işçiler her konuda eziliyor yani. Her konuda ezildiği için haklarını savundukları zaman mesela resmi olarak savunamıyorlar. Ya mahkemeye gittikleri zaman mı? Evet. Yani mahkemeye düşüyorlar. Resmi olarak savunuyorlar. Savunamıyorlar. İmza atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Mahkemeye taşınıyor. Mahkemeden 5 sene, 10 sene sürüyor. Ondan sonra ancak bunu 5 sene, 10 sene sürüyor işçinin. Yani resmi olarak bazı hakkını davalar, hiçbir şekilde evet, alamıyor. Çok sürüyor, evet, çok uzun hatta sürüyor. Hatta bazı davalarda iddianamenin hazırlanması bile yıllar alabiliyor. Evet. Hadi yani bu işçilerin hakları ne ki? Yani bir saniyede bu ücretlerini ödeyebilirler ama ödeyemiyorlar mesela. Ancak bunu özellikle inşaat işçiler, bütün işçi emekçilerin hakkını bence yani biz sendikalı danıştıktan sonra sendika alabiliyor, o da grevlerle alabiliyor. Grev eylem yapılıyor, oradan alınıyor. Yani insan, hukuk güvenliği sadece Can Atalay'a değil size de kesin, bana da tabii ki, burada tabii oturan ki. Herkese de lazım binlerce, mı diyorsunuz? Binlerce kişinin içeride tutuklu açlık grevinde olan şeyler var, arkadaşlar var yani mesela. Peki. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani bir sürü kişi var mesela. Yani zaten insanlar inşaat sektörünün içerisinde insanlar zaten ceset gibi yani. Ben kendim görüyorum. Yatma yeri olsun, çalışma alanı olsun her an ölebilirsin. Doğru, gözümün önünde biz insan çok sık haberlerimizi yapıyoruz, evet. Biliyoruz. Evet. Ondan sonra insanlar temiz hijyen olmadığından dolayı temiz bir hava almadığı için, temiz gıda tüketmediği için yani korkunç ama yani zombi gibiler mesela. Onları gördüğü zaman vallahi mesela. Allah korusun konteyner yangınlarını evet. Gördük. İşçilerin kaldığı konteynerlerde evet, yani çok acı sonuçlar evet, ortaya çıkıyor. Biliyorum. Gündemde düşmüyor. Bir de böyle bir algı var mesela Silivri soğuktur falan. Zaten bir inşaat işçisi olarak mesela yaşadığımız koşullar zaten soğuktayız diyorsun. şey gibi yani ölüm gibi yani Silivri soğuk olsa ne yazar yani. Peki. Mesela. Teşekkür ederim bu kıymetli katkı için. Bununla bitirmek son cümle olsun lütfen. Tamam. Cemal Engin Yurt'u bekletiyoruz çünkü. Ayrıca burayı bekletiyorum. Buyurun. Bir filozofun sözü bitirmek istiyorum. Hangi filozofun önce? Hatırlamıyorum ismini. Olsun sözü alalım. Belki hatırlayan çıkar Türkiye Meclisi'nden. Gördüm efendim. Şunu söylemek istiyorum. Düşünüyorum öyleyse varım. Düşünmüyorsam yok. O yüzden hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Zaten biz yaşadığımız koşullar ölüm gibidir.
olmaya gerek yok. Herkes siyasi görüşünü... Düşünüyorum o halde varım sözünü. Bir dönemin gençleri, çok iyi hatırlıyorum. Evet, bir dönem yüzden... üniversite sınavından önce düşünmüyorum öyleyse YÖK'üm şeklinde çekilmişlerdi. Evet. Bilmiyorum nasıl yorumlarsınız. Kimsenin korkmasına gerek yok. Peki. Yani yaşadığımız koşullar çok sıkıntılı. Yani ölüm gibi bir şeydir. O yüzden herkes konuşsun. Ya. Ben şahsen hiçbir şekilde korkmuyorum. Peki. Ben size bu bilince vardıysam o da sendika sayesinde. Peki. Gerçekten sendikaya kötülen insanlar vardır. Sendika hiçbir şekilde öyle değildir. Söke söke haklarını alıyor ve sendika sadece alıyor. Sendikalaşmanın Türkiye'de çalışma hayatı içinde çok büyük bir sorun olduğunu biliyoruz. Türkiye'de sendikalaşma oranının gerçekten başka pek çok ülkeyle mukayese edildiğinde çok kötü olduğunu da biliyoruz. Bütün bunların yanında konuştuklarımızın ışığında Sayın Cemal Engin Yurt az önce bir selam vermiştik. Tekrar hoş geldiniz. Can Atalay konusundan yola çıktık. Hukuk güvenliği ile ekonominin bağlantısını kurmaya çalıştık. Buradaki kıymetli konuklarımızdan darbe kelimesini çok sık duyduk. Bunun yanında yargı krizi mi, anayasa krizi mi, Yargıtay'dan kaynaklanan mı yoksa Anayasa Mahkemesi'nden kaynaklanan bir kriz mi yoksa bütün bunların yanında bir siyasi krizle mi karşı karşıyayız? Pek çok şey konuştuk. Buyurun, sizi dinliyoruz değerlendirmeniz için. Nasıl tarif edersiniz? Öncelikli olarak Can Atalay Yüksek Seçim Kurulu'na TİP tarafından aday olarak ismi verildiğinde YSK'nın aday olmasında sakınca yoktur diyerek Hatay Milletvekilliği adaylığını kabul etti. Doğru. Yani seçime yeterlilik şartlarına sahipti. Hataylı'nın oy vererek milletvekili seçip meclise gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin maslatasını kabul edip milletvekili maaşı bağladığı ve en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye İşçi Partisi tarafından İnsan Hakları Komisyonu'na aday olarak gösterildiğinde AKP, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti yani bütün milletvekillerinin oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçilmiş bir milletvekilidir. Bu ne anlama geliyor? Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş bir milletvekili olarak İnsan Hakları Komisyonu'nda dahil görev yapan birisidir. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ne karar vermiş, ne söylemiş? Bunlar değildir mesele. Nedir? Mesele Recep abi. Recep abi böyle istiyor. Recep abi böyle uygun gördü. Çünkü Türkiye'de adalet yok. Eğer Adalet ve Kalkınma Partili ise, AKP'li ise Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun işlediği cinayette olduğu gibi çok rahatlıkla Somali'ye gidebilirsin. Eğer Türkiye'de AKP'liysen sen 700 bin dolarlık saati rüşvet diye alsan bile senin çocuğunun evinde para sayma makineleri yakalansa bile ayakkabı kutularında milyonlarca dolar olsa dahi sen ne yüce divana gönderilir ne de yargılanırsın. Hatta ben bununla cami yapacaktım diyerek dini bütün bir Müslüman olduğunu da belgele, paraları da faiziyle geri alırsın. Eğer Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partili ise Mustafa Kemal Atatürk'e en ağır sözleri söyleyen verimli bir dönerci olarak 2 gün sonra hapisten çıkarsın ama adın Sedef Kabaş'sa bir atasözünü yazdın diye 45 gün hapis yatar, 2 yıldan fazla ceza alırsın. Dolayısıyla Recep abi adaleti artık kendine bağladı her alanda olduğu gibi. Osman Kavala mahkeme serbest bıraktı gündüz saat 11'de. Sonra yine alındı. Recep abi grup toplantısını bitirdi. Gazeteciler dediler ki Osman Kavala serbest kaldı. Düşüncenizi alabilir miyim? Olmaz böyle şey dedi. Türkiye'de yargı var. Yargı gereğini yapmalı dedi. Adam serbest kalmış. Yargı serbest bırakmış. Recep abi dedi ki yargı gereğini yapmalı. Saat 2'de Osman Kavala eski beraat ettiği bir suçtan dolayı tekrar tutuklandı ve hapse mahkum edildi. Şimdi Can Atalay'a baktığınızda da aynı şey. Yani Can Atalay'ın hapis cezası almasını gerektiren hiçbir şey yok. Ama dedim ya Recep abinin kardeşine girmek önemli. Can Atalay, Recep abinin kardeşine
terörist olarak giyindi. Terörist ne diyor dün? Yıkıyor ortalığı değil mi? Aday açıklayacak, belediye başkan adayını açıklayacak. Aklına Can Atalay geliyor, aklına muhalefet geliyor, illet zillet aklına geliyor ve Can Atalay'ı terörist ilan ediyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmayışını ve Yargıtay'ı da öylesine büyük bir onere ediyorlar ki, o zaman şimdi sormak lazım. Soruldu mu bilmiyorum ya da arkadaşlar, ben çünkü uçaktan inerek katıldım programa, ordudan geliyorum. Bütün ordularına selam var bu vesileyle. Buyurun, siz sorun, bakalım burada konuşulmuş mu? Devlet Bahçeli HDP kapatılmalı, askatıyla Anayasa Mahkemesi kapatılmalı diyor. Oldu ya şimdi, Anayasa Mahkemesi bu kadar tantanadan sonra Sayın Bahçeli'nin talimatıyla HDP'yi kapattı. HDP de derse ki Anayasa Mahkemesi hukuksuzdur. Anayasa Mahkemesi terör örgütleri gibi düşünüyor. Anayasa Mahkemesi taraflıdır. Biz bu kapatılma davasını tanımıyoruz deyip de partiyi kapatmazsa ne olacak? Ne olacak şimdi soruyorum. Kim partiyi kapatacak? Tabii partiyi kapatacak olan var. Recep abi polislere gönderecek. Askeri polisi yiyecek. Partiyi kapatacak. Ama tekrar soruyorum, Anayasa Mahkemesi bu sefer doğru bir karar mı vermiş olacak? Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymak mı gerekiyor olacak? O sebeple Türkiye'de bizi boşuna tartıştıran bir Recep abi var. Ben ordudan geliyorum dediğim gibi. Emekli perişan sokakta ağlayarak sarılıyor, gözyaşı döküyor. Kirasını ödeyemeyen, evine ek alamayan, çocuğuna süt alamayan, mama alamayan insanlar hüngür hüngür ağlıyor. Efendim biz bunları çok gördük, ağlıyorlardı da niye 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiler? Yani şimdi 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a %52 oy verdi diye %48'in ağlama hakkı yok mu? Ağlama hakkı mı elinden aldı? 7500 lira bekli maaşıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın kolundaki saat milyon euroluk saat. Ama Recep Tayyip Erdoğan gönül rahatlığıyla diyor ki ben enflasyona ezdirmedim. Peki. Neyi ezdirmedim kardeşim? 49,5 memur emeklisine, 37,5 da SGK ve Bağkur emeklisine verildi. Daha şu refah ayı netleşmedi. Onu Cem Küçük ayarlıyor. Cem Küçük ayarlıyor. Erhan Bey o konuda sıkıntı yaşama. Cem Küçük bugün söyledi. Ayarlamayı yapıyor büyük astrolog Cem Küçük. Yani Abdülkadir Selvi'den sonra gereğini yapan olarak Cem Küçük onu ayarlıyor. 12 bin lira civarına getirecek kısmet olursa Cem Küçük. Şimdi baktığımızda kamu işçilerine yapılan zam %30. Bu memlekette sadece 2 gün önce %25 alkol ve akaryakıta ÖTV zammı geldi. ÖTV zammı, ÖTV artışı. %25.6. Ama Türkçünün çocuğu var, Tigara olan. Türkçünün çocuğunun at yarışına, sayısalına, iddiasına, milli piyangosuna %50 vergi indirimi geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Recep abi bunları konuşmayalım diye bunları bilerek yapıyor. Can Atalay'ı da bu hukuksuzlukları da önümüze atıyor ki biz halkın gerçek sorunlarını konuşmayalım. Çiftçiyi, emekçiyi konuşmayalım. Adaletsizliği, hukuksuzluğu konuşmayalım istiyor. Yani şimdi baktığınızda Türkiye'de hukuksuzluk gazeteci tutuklanıyor. Niçin tutuklanıyor? Bu Suriyeli mülteciler, işgalciler bu ülkede doktor bile Sağlık Bakanlığı'na görevli memur olabiliyor diyor değil mi? Hemen tutukluyor. Bir Fahrettin diye bir arkadaş var sarayda. Hemen şunu bitirdeyim. Bu Fahrettin arkadaşımız diyor ki dezenformasyon yapmıştır tutuklayın diyor. Peki. Ve milliyetçilik suç olarak kabul edilip gazeteler tutuklanıyor. Peki. Tehlikeli 2 gün önce ne oldu? Sağlık Bakanlığı'nda çalışan Turan Çömez'in iddiasına göre bir doktor, Suriyeli doktor Fahrettin Koca'nın bugünkü söylemine göre Sağlık Bakanlığı'nda görevli adam Mossad'a çalışıyor. Evet. Doğru. Mossad'a çalışıyor. Niye tutukladı gazeteciler o zaman? Peki. Farklı bir şey mi söyledi gazeteciler? Onun için ne konuşursak konuşalım. Peki. Recep abinin Türkiye'si evet. Var. Recep abinin adaleti var. Arkadaşımız demin 66-7 Eylül olaylarından başladı.
İyi güzel diyor, sermayenin kaçışını hukuk önünden engellemek. Ya son 5 yıldır ülkede hukuk mu kaldı ya? Peki. Geçmiş geçmişte kaldı cancağız. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Recep abi hepimize parça etti, parça. Peki. Birbirimize sarılalım, kenetlenelim de Recep abiyi durduralım 31 Mart'ta. Yoksa Recep abi saltanat ilan edecek, saltanat. Peki. Teşekkür ederiz Sayın Enginyurt. Nevi şahsından münhasır ifadelerle değerlendirme geldi Sayın Cemal Enginyurt'tan. Sayın Emre, pek çok not aldınız. Atıf da vardı az evvel. Buyursunlar, söz sizindir. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en son yaptığım konuşmalardan birinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir başsavcının o HSK'yı yazdığı ve somut delillerle kendi adliyesindeki işte hakimlerin nasıl bir süpermarket işletir gibi parayı alıp ya da işte şaibeli bir şekilde tahliye ettiklerini gösteren bir şey anlattığımda hemen böyle bakıyordum, AK Parti sıralarına suçlamalar geliyordu. Biz sizin döneminizde biliyoruz, sizin döneminizde biliyoruz, işte Moltay döneminde şöyle olmuştu, bilmem şu bakanın zamanında böyle olmuştu diye. İşte aslında bu da Türkiye'de bir problem. Niye? Çünkü biz tarihi doğru bir açıdan tartışamıyoruz. Yani tarihten böyle husumet çıkarmaya çok meyilli, böyle bir arayışta ya da suçlayarak bir şey çıkarmaya çok meyilli gidiyoruz. Normal bir hukuk devletinde ideali nedir? İdeali şudur. Bütün hükümetler hukuka göre görev yapmak zorundadır. Bunlar yaptı verdikleri kararların hepsi yargının denetimi altındadır. İşlem ve eylemleri denetimi altındadır. Suç işliyorlarsa işte o yargının denetimi altındadır. Yani yargının tarafsız ve bağımsızlığı burada kilittir. Biz şimdi bugünkü problemleri İşte bir 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl ne bileyim daha önceki yaşanmış olaylarla birlikte aynı başlık altında tartışalım dersek şu gün içinde yaşadığımız işte bu olağanüstü durumu tam içselleştiremediğimiz, tam anlayamadığımız gibi bir durum ortaya çıkar. Ha, tarihi olaylara ben şunu söylüyorum, bütün güçlü devletler, kendine güvenen devletler, kendi insanına da güvenmelidir. Kendi tarihinde yaşanan olayları çok açık bir şekilde mecliste işte komisyonlar kurulur, o olaylar araştırılabilir, incelenebilir, o günkü yapılanları, bugün yanlış olanları açıkça ortaya konabilir, bunlardan ülkeler güçlenerek yoluna devam edebilir. Yani ama bunu bir eğer bir husumet çıkartacağız, bir suçlayacağız, bir bunu dediğiniz zaman yani ya da böyle yani bugünkü konuşulan ya da beyefendi bunu söyledi demiyorum. Ama bunu dediğiniz zaman bir yere varamazsınız. Yani bizim şu an yaşadığımız şey çok büyük bir kriz. Hiç tarihte yakın belki de tarihimizde örneği yok. Bakın ben bu ülkede şeyi hatırlıyorum. Yani Süleyman Demirel Cumhurbaşkanıydı. Kendi akrabaları tutuklandı, ceza aldı, yargılandı. Bugün bunun bir emsalini düşünebiliyor musunuz? Yahya Murat Demirel vardı değil mi? O olayı mı? Yani doğru yanlış. Öyle değil mi? Yani biz zaten Cumhurbaşkanı iken bunlar yaşandı. Daha bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Bugün Tayyip Bey'in hani uzaktan yakından böyle köşesinden geçmiş akrabalık bağı olana kimse kolay kolay ulaşamaz. Ya yanlışlıkla bir yerde belki bir gözaltınızı bir telefona bakar. Yani bütün işlemler yapanın başına gelmeyen kalmaz. Ha şunu da söyleyelim tabii. Hiçbir dönem için %100 her şey doğru yapılmıştır, %100 her şey yanlış yapılmıştır diyemeyiz. Yani böyle yüksek iddialarda da bulunmamak lazım. Ama nedir? Gerçek olan, tarihçiler de araştırır, siyasetçiler de burada üstüne düşeni yapar. Buralardan ders çıkartmak gerekirse çıkartılır. Mesela Vasfi kardeşimiz kendi yaşadığı arkadaşının bir ölümlü kazadan bahsederek bir örnek verdi. Şimdi mesela çok acıdır ki Türkiye'de iş kazalarında her gün dünyada rekor kırarız biz. Avukatlık yaparken böyle çok davamız dolmuştu. Dediği gibi yargılamalar upuzun süre devam eder. Sonra böyle elle tutulur tazminatlar olmaz. Şirketler de şunu şey yapar, bizim sigortamız var, mahkeme kararı kesinleşmede ödeyemeyiz der vesaire, bekler bekler. Ama biz bu duruma niye geliyoruz? Aslında temel hak ve özgürlüklerin geriye gitmesi, örgütlenmedeki eksiklikler, o bireysel hak ve özgürlükleri korumadaki isteksizliğimiz, yani biz burada mecliste iki milletvekili olarak buradayız, iki de bağlanan arkadaşımız var. Biz Türkiye'de bir hibrit demokrasi içerisindeyiz. Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Yani sıradan bir ülkede iktidara gelmek isteyen partiler ya da bunların milletvekilleri olarak bakmamak lazım. Bu demokrasi mücadelesini de toplum kenetlenerek ve hep birlikte yılmadan, mücadele ederek, ülkesini terk etmeden
Evet, bizim benzeri deneyimleri yaşayan ülkelerde maalesef çok sayıda beyin göçü oluyor. Biz de buna maruz kalıyoruz. Ama ülkeye de sahip çıkarak, mücadele ederek demokrasiyi gerçek anlamda yaşatacak, geliştirecek mücadele yapmamız lazım. Peki, teşekkür ederim. Sayın Kadıgil de söz için bekliyor. Biliyorum artık biz de yavaş yavaş son tura doğru yaklaşıyoruz. Elbette Türkiye Meclisi de söz alacak. Fakat Sayın Özdağ'a bir dönelim. Kuşkusuz onun da söyleyecekleri birikmiştir diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün anayasa resmen ortadan kaldırılmıştır Türkiye'de. Anayasası olmayan bir devletin bu hükümeti de meşru mudur? Ve birkaç ay sonra yapılacak olan seçimlerini de meşru diyebilecek miyiz? Bu Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var. Ama bu karar üzerine bir yumruktan daha az konuşuluyor bu. Bir maçta bir yumruk atıldı. O yumruk Türkiye'de çok konuşuldu, konuşulmalıydı. Ama Yargıtay'ın kararı çok daha fazla konuşulmalıydı. Ve bugün ne yapılmak istenmektedir? Birincisi, anayasa ortadan kaldırılmak istenmektedir ve aynı zamanda da denetlenmeyen bir hükümet haline dönmek istiyorlar. Biz denetlenmeyelim. İki, bu krizden de Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir kriz yok. Siyasi mühendislik var ve bu siyasi mühendislikle Yargıtay üyelerinin yapmış oldukları yanlış kararlar ve bu kararlarla beraber de hükümet de bundan istifade ederek bakın işte bu krizde ben hakemlik yapmak istiyorum diyor Sayın Erdoğan ki hakem olamaz. Yasama, yürütme ve yargı erkeği birbirinden ayrıdır. Sayın Erdoğan yürütmenin başındadır. Yargının başındakiler bellidir. Sayın Erdoğan'a hakem olma yetkisi de vermemişlerdir. Peki ne yapmak istiyorlar? Yeni bir anayasa yapmak istiyorlar. Bu anayasa da aynı zamanda zaten 122 madde bunların döneminde değiştirildi. Yani bu anayasa 1982'den beri var. Ve bu anayasaya kendini evren anayasası veya 12 Eylül anayasası diyorlar. Hayır, 12 Eylül anayasası değildir. Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan anayasasıdır. Ve bu anayasa nedeniyle de yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Anayasanın hangi maddesi Türkiye'yi fakirleştiriyor? Anayasanın hangi maddesi Türkiye'yi özgürsüz, özgürleştirmeden mahrum bırakıyor? Anayasanın hangi maddesi insan haklarını ihlal ediyor veya anayasanın hangi maddesi Türkiye'de hukukun üstünlüğünü hukukuna eviriyor? Her şeyleri var bu anayasada ama buna rağmen bu anayasayı değiştirmek istiyorlar. Ve anayasayı değiştirirken de ikinci kez seçilme hakkını elde etti. Üçüncü kez seçilme hakkını elde etmek istiyor. Bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Bir, anayasa istedikleri şekilde değiştirecekler. İki, üçüncü kez seçilme hakkına sahip olmak istiyor. Üçüncü olarak da Türkiye'de gündemi değiştirmek istiyorlar. Ve bunun yanı sıra da %40+1 gibi bir maddeyle beraber de MHP ve Devlet Bahçeli'yi de buradan saf dışı ederek kendi dünyalarını, kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Bir parti devletini kurmak istiyorlar. Buna karşı olarak da bizler demokratlar olarak bir, bu anayasa değişikliği zokasını yutmamalıyız. Kesinlikle Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeye ihtiyacı vardır. Tekrar yeniden parlamenter sisteme geçmeye ihtiyacı vardır. Çünkü Türkiye'nin iki önemli problemi vardır. Nirengi noktası burasıdır, milat burasıdır ve bir noktada bam teli burasıdır. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi problemdir. İki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetme tarzı problem üstü problemdir. Problemin peki karesidir ve problemin küpüdür. Peki. O nedenle Türkiye'de yapacağımız iş 31 Mart seçimlerine doğru yürümektir. Ve buraya doğru giderken de bakın eğer 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de muhalefet kaybederse ve bunlar devletin tüm imkanlarıyla beraber de İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi çeşitli illerde kazanımlar sağlarlarsa ve Türkiye çok hızlı bir şekilde kazanımlarını, 100 yıllık kazanımlarını kaybedecek ve de Türkiye bir parti devletine doğru evrilecek, bir kişi devletine doğru evrilecek, kişi devletine de ve parti devletine de, mezhep devletine de, etnisi devletine de dur demeliyiz, milletin devletini inşa etmek için de mücadele etmeliyiz diye söylüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ne dersiniz Sayın Kadıgil? Krizde hakemlik adı altında siz de aynı fikirde misiniz? Asıl hedef yeni anayasayla bazı şeyleri kökten değiştirmek mi? Az önce Sayın Özdağ'ın ifade ettiği gibi. Katılıyor musunuz bu görüşe? Ben katılıyorum. Uzun zamandır kendine bir meşruiyet zemini arıyor AKP ve saray rejimi aslında artık sadece AKP'de değil ve bunu defalarca dile getirdi. Anayasayı değiştirelim, verin 400 milletvekili, bu işi huzur içinde çözülsün. Bu saçma sapan kriz, yaratılmış kriz değil. Bu darbeyi kriz diye nitelendirip sanki iki yüksek mahkeme arasında bir hukuki uyuşmazlık varmış gibi yapması. Üstelik bunu hiç utanmadan, bu ülkenin Adalet Bakanı sıfatı taşıyan bir zatın, hiç utanmadan eski solcu, Cumhurbaşkanı, baş danışmanı sıfatı taşıyan bir zatın, yani kendisine
gerçekten utanmadan hukukçu diyen insanların bunu yapması neye bizi yönlendirmeye çalıştıklarını açıkça gösteriyor. Ama bu anayasa değişikliğinde murad edilen nedir'i belki birazcık konuşmak lazım. Az önce Sayın Şahin, İdris Şahin ayrıldı. Gerçi dilerse arayıp cevap verebilir. Öyle diyeyim, sevmeyeyim arkadan konuşmayı ama 2010 referandumundaki bireysel başvuru hakkını bir makyaj maddesi olarak nitelendirmiştim. Arkasında duruyorum. O öylesine söylenmiş bir şey değil. 2010 referandumu bu ülkenin başına başka getirilmiş. Başka pek çok şey değişti. Aynen. Felaketlerin benim gözümde birincisidir ve bizim göstere göstere hayır diye çalışmasını yürüttüğümüz bir şeydir. Şunu yatsımıyorum. Neyi işaret ediyorsunuz? Yüksek yargının yapısı mı? Şöyle, evet. Şunu işaret etmeye çalışıyorum. Elbette ki bireysel başvuru hakkının ihdası önemliydi ama o değişiklikle öyle başka felaketlere sürüklendi ki bu ülke, işte az önce Ayhan Bey'in sorduğu soru, 13 Ağır Ceza Mahkemesi önüne gelen Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadı. Ne olması lazım normal bir ülkede? Ben anayasaya uymuyorum kardeşim diyebilir mi mesela Bimen Bey şu anda benim arkamda? Diyemez. Anında derdest etmeleri lazım. Ama 13 Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri bunu diyebiliyor. 3 Ceza Dairesi Yargıtay'ın bunu diyebiliyor. Bunun kökenleri ta 2010'da atıldı. Eğer ki doğru düzgün bir HSK yapısı olsaydı ve HSK dediğimiz kurum tamamen yalnızca ve sadece Tayyip Baba'nın çiftliği haline dönüştürülmeseydi, orada gerçek bir denetim olsaydı bu 13 Ağır Ceza'nın sözde diyeceğim hakimleri Türkiye hukukunu bu kadar rezil edecek cüreti kendilerinde bulamazlardı. Onlar da yargılanamıyor ama, değil mi? HSK disiplin soruşturması açabilir. Yargıtay üyeleri Yüce Divan'a sevki söz ama konusu olabilir. Ama uzun bir prosedürdür. Elbette mesela. Yani benim hani makyajdan kastım budur. Bireysel başvuru hakkını olumsuz görmüyorum ama torba yasa gibi birbirinden büyük çoraplar örmüş bu ülkenin başına bir referandum değişikliğinin içinde bir tane, tekrar söylüyorum, makyaj hüküm var diye ben o anayasa değişikliğini de olumlayamıyorum. Bunu bir kere kenara ama koyacağım izninizle. Çünkü benim de çok daha farklı, sonra bir sorum var. Kısa bir tabii başka sorum da var. Yani çok farklı lütfen. Siyasi görüşlerden hakikaten gerek milletvekili meslektaşlarım burada, gerek diğer halk meclisinden arkadaşlar burada ve şunu gördüm ki bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu siyasi görüşümüzden, Türkiye İşçi Partisi'nden, Can Atalay'dan ve hatta Gezi'den azade olarak anayasa darbesinin hepimiz için ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha gördük. O yüzden ben tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür de etmek istiyorum gösterdikleri dayanışma için. Ve bir şeyin de altını çizmem lazım. Normalde biz yarın sabah itibariyle Zeynel'le uçağa binip Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu. Çünkü biz bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri, tıpkı Can gibi seçilmiş milletvekilleri aramızda anlaştık sevgili arkadaşlar. İmza topladık. 120 imza ile meclis başkanına dedik ki kardeşim, bu ülkenin anayasasını ayaklar altına alan 5 tane üstüne cübbe giymiş insan var. Sen oturup uyuyacak mısın hala? Gereğini yap, meclisi topla. Meclis başkanı, ki şundan da ben çok eminim, %100 olarak Can Atalay'ın çıkması gerektiğini düşünüyor ve yapılan hukuksuzluğun farkında. Buna rağmen korkusundan, bunu söylerken ben utanıyorum, bu ülkenin Gazi Meclisi'nin başkanı korkusundan meclisi toplantıya çağıramıyor. Yani biz diyoruz ki ama bu ülkenin içgüdünün gereklilikleri var tabii, burada değil mi? Çok yani açık 7 gün maddesi içinde var. Tabii ki yani gereken salı günü çağırmak zorunda değil. Evet, ama biz bu çağrıyı kaçında yaptık? 5 Ocak'ta yaptık. İçgüdünün 7. maddesi önce 7 gün, 12 Ocak'a kadar senin bir takdir yetkin yok burada. Numan Kurtulmuş. Sen bu meclisi açmak mecburiyetindesiniz ve şuradaki saçmalığa herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Ülkenin anayasasına darbe yapılıyor diye muhalif milletvekilleri sorumluluk alıp meclisi oturuma çağırıyor. Meclis başkanı anayasa ihlaline rağmen kendisi de iç tüzüğü ihlal edip bunun gereğini yerine getirmiyor. Yani bizim bunu, bence sadece Türkiye İşçi Partisi adına konuşmuyorum, bütün gruplar adına konuşuyorum bu talepte bulunan, yememiz yutmamız mümkün değildir. Ve biz Numan Bey çağırmıyorsa bile gerekirse milletvekili olarak gidip bizim olan, halk tarafından bize verilen o yeri açıp, kendileri yayın açmıyorsa bizler açarak bu durumu duyurmamız lazım. Çünkü Erhan Bey, sıkıntının biri de şu, insanlar bunu bilmiyor. Bakın, yeni bir anket çalışması yapıldı. AKP, MHP seçmeninin %60'ının Can Atalay'ın kim olduğundan bile haberi yok bu ülkede. Bu insan Hatay'ın seçilmiş milletvekili. Hatay halkı seçti. Hangi Hatay halkı, onu da söyleyeyim. Şimdi Murat Kurum'u mesela İstanbul'a aday yapıp getirmişler ya. Onun bakanlığı döneminde 50 bin insanını kaybeden Hatay halkı Can Atalay'ı seçti. Daha dün hala vaat edilen konutların sadece %4'ü teslim edildiği için evinin bahçesindeki konteynerde uyuyan iki çocuğun yanarak can verdiği Hatay halkının seçtiği milletvekilinden bahsediyoruz. Ve milli irade, milli irade, milli irade diye gelenler şu anda tam olarak milli iradeye darbe yapıyor. Ama biz bu hukuksuzluklara yıllardır kaynayan bir suyun içindeki kurbağa gibi alıştırıldığımızda insanlara duyuramıyoruz.
demiyoruz bile bunu. %60 diyorum ya. Haberi yok. %60'ının şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına darbe yapıldığından haberi bile yok ki çok normal. Çünkü geldiğinden beri bunu yapıyor. 20 yıldır. Bütün medya kanallarına çöktü mü? Çöktü. Tamamına çöktü. Birkaç tane sizin gibi kaldı. Zaten onu da ulaştıramıyoruz diğer insanlara. Peki. O mahalleye diyeceğim. Peki. Yargı kalmadı ortada. Bunlara müdahale edecek bir birim kalmadı ortada. Yani elimizde kalan tek şey ne aslında biliyor musunuz? Meşru direnme hakkı. Bu ülkenin vatandaşlarının meşru direnme hakkı var ve bence bu konunun çıkış noktasının Gezi olmasının sebebi de o. Tayyip Erdoğan'a bu ülkenin 20 yıllık tarihinde gerçek anlamda bizim parti marti demeden halk olarak sen padişah değilsin kardeşim, canının her istediğini yapamazsın dediğimiz ve 80 ilde milyonlarca insanla sokağa çıktığımız an Gezi'ydi. Gezi'ye yönelik cümleten kuyruk acılarının sebebi ve bütün bu anayasal krize Gezi'yi meze etmelerinin sebebi de tam olarak bu diyorum. Peki. Kusura bakmayın biraz uzaktayız ama. Ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir sorayım, elimde net kaç dakika kaldı arkadaşlar? Yayını bitirmek için mi? Ara vermek için mi? Hangisi için? Yayını kaç? 8 dakikam var. Öyleyse çok kısa teknik olarak bir şey soracağım. Daha sonra Türkiye Meclisi'ne söz vereceğim. Teknik açıdan, sadece teknik tamam. açıdan. Şu an geldiğimiz noktada iç hukuk yolları tükenmiş midir? İç hukuk yolları diye bir şey kalmadığı için aslında... Teknik açıdan değerlendirdiğimizde yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açık mı kapalı mı onu öğrenmek istiyorum. Şu açık anda. Diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Çok özür dilerim Zeynel. Bir cümleyle Vasfi kardeşimin az önce söylediği şey vardı ya. Ya biz burada arkadaşının vefatımı, sendikalaşmamı evet, o kadar çok şey söyledi ki çünkü. Yani günde bu ülkede bir günde 6 işçi öldürülüyor. 6 işçi her Allah'ın günü. Biz burada şu an konuşurken bir yerde bir işçi daha öldü. Evet, ve zaten bütün bu düzen sahiplerinin Allah'tır, kitaptır, dindir, millettir diye biz tersane işçileri, inşaat işçileri, tamam, motokuryeler, tekstil işçileri, azrobay diyen işçi her yerde böyle. Çok biliyorum, gördüm ama sevgili Mehmet'e söz evet, vereceğim. Tam uzun zamandır o da bekliyor. Tam bu sömürü düzeninin sürmesi içindir bütün bu yaptıkları. Peki, yani. Peki tekrar teşekkür ederim. Sevgili Mehmet, mikrofon. Erhan Bey. Efendim? Erhan Bey. Kimi duyuyorum, kimi duymuyorum? Nereden? Selçuk'ta. Ha buyurun. Özür dilerim. Buradan bir söz alayım da ondan sonra vaktim kalırsa döneceğim hemen. Buyursunlar lütfen sevgili Mehmet. Merhabalar. Ben Mehmet Sivas, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi. Boğaziçi Sosyoloji. Aynen, son sınıf. Geçmiş olsun. Bah, geçmiş olsun yorumu geldi. Bu arada Serra Hanım neden akademik ben... durum sebebiyle mi? Boğaziçi'nin başına getirilenler sebebi. Peki. Aynen. Ya tip çok yakından. Son ilgilidir. Efendim? Zaten. Peki. Son 10 dakika içindeyim. Herkese duyurulur. Buyurun. Tamamdır. Serra Hanım ve diğer tip milletvekillerini bu konuda dışarıda tutarak açıkçası diğer muhalefet partilerine bir soru sormak istiyorum. Ve belki de buradan bir yanda... soru sorarsanız elimde kalan 9 dakikada yetişemeyebiliriz ama. Ama buyurun sorun yine de. Soru en azından elimizde kalır. Bir sonraki Türkiye Meclisi'nde elbette değerlendirmeye tamam. devam ederiz biz de. Gezi Parkı eylemlerinden başladı aslında dediği gibi yani Serra Hanım da. Biz de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin açıkçası geri kalan tüm kayyum atamalarının önünde çok büyük bir direniş olduğunu gözlemledim ben kendi adıma. Hatta ben kendi adıma bunu ikinci bir gezi olarak gördüm. Ve bu noktada açıkçası tipteki milletvekillerimiz haricinde ben mesela yaşadığım Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanımda göremedim. Bunun gibi birçok muhalif ismi açıkçası yanımızda görmeyi çok isterdik. Konu buradan bağımsız. Yani buraya hiç geri dönmeyeceğim. Artık ben evim dediğim okulumu nasıl yönetmek istiyorlarsa öyle yönetsinler deyip evimden çıktım. Şu anda gurbetteyim gibi hissediyorum. Bağlayacağım nokta şurası. Tamam, biz biraz önce beyefendi söyledi, ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın. İşte %48'in ağlama hakkı yok mu dedi milletvekili olarak. Ben şunu söyleyeyim, biz %48'in ağlama hakkı varsa kusura bakmasınlar ama daha son seçimi de kaybetmiş. Hatta bencesi yine şahsi yorum olarak belediyeleri de kendileri açısından kaybedecekleri seçimler sürecinde. Böyle mi öngörüyorsunuz? Evet ve bu süreçte bence muhalefet olarak artık ağlamasınlar. Yani buna bir çözüm üretebiliyor muyuz? AYM'nin kararı şöyle böyle biz bunu gündeme getiriyoruz. Hatta... babamdan da bir örnek vereyim bu konuda. Biz yıllardır işte Halk TV, KRT gibi ekranları izliyoruz ve dediği gibi bize ulaşıyor bu ekranlar. Tamam biz işte belli başlı gazeteleri okuyoruz. Eyvallah. Ama
biz bir süre önce şunu fark ettik. Dedik ki biz kendi kendimize gaza geliyoruz arkadaş. Yani çok belli. Hani kendi kendimize izliyoruz. Derdimizi dinliyoruz. Derdimizi milletvekilleri çıkıp tekrar anlatıyor. Çözüm. Yani ben artık açıkçası şeydeyim. Çok basit o zaman şöyle sormuş olayım bu mevzuyu. Biz AYM konusunda bu krizde değil hatta artık bu devrimi neydi, darbeyi nasıl çözeceğiz o zaman? Yani tipin bu konudaki adımlarını ben görüyorum. Tamam. Çok Boğaziçi altta... Üniversitesi'nde size destek olduklarını da söylüyorsunuz. Aynen öyle. Ama mesela Sayın Emre'yi işaret etmiş oluyorsunuz tabii dolaylı de, olarak. Tabii ki de. Yani çünkü İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi, komple. Siz de İstanbul'da bu kimsiniz? Kastettiğiniz belediye başkanı da Sayın Ekrem İmamoğlu olsaydı. Aynen öyle. Doğru mu? Onu mu yanınızda görmek isterdiniz de? Yani görmek isterdiği artık geçti çok. Hayır yani o dönemde en azından. Yok siz geçmişe çok değinmeyin diye daha önceden de bu. O kadar geçmişe değinmeyelim görüşü ortaya çıktı. Ben sosyolog olarak değinebiliyorum aslında ama evet değinmemeyi tercih ediyorum. O kadar. Daha konuları part part ele alalım. Sorarız. Arkadaşlar kaç dakikam kaldı bunları anlık öğrenmem lazım ki zamanı burada tam ucu ucuna ayarlayabilelim mümkün olursa. Tam 5 dakika. Buyurun 1 dakika içinde toparlarsanız 4 dakikayı da Sayın Emre'ye vereceğim. Gayet zaten söz hakkı da doğmuştur kendilerine. Doğru öyle oldu. Ama şöyle söyleyeyim. Bitireceğim 4 dakika sonra. Buyurun. Buyurun tamamlayalım. Kendileri siyasetçi mesleğine sahip oldukları için şu an yine lafı dolandıra dolandıra bana çok güzel cevaplar da vereceklerdir. Buna da çok eminim. Ama ben somut, net... Artık şunu siz de genelleme yaptınız. Buraya da itiraz etmiştim. Aynen. Yani şunu bütün siyasetçiler böyle yaparlar derseniz ona itiraz ederim. 90 diyelim. Bana onu lazım. Ben tamam. 48 ağlayandan değil artık. Peki. %10 net cevap verin dinleyeyim o zaman. Peki. Böyle deyip noktalayayım. Peki. Çok teşekkür ederim. Sayın Emre ne dersiniz? Özür dilerim. Özür dilerim. Burada söz hakları doğduğu için şey trafiği yönetmemiz lazım. Yani bir hukuksuzluğu dile getirmek için bir ya da bir itiraz edenin haklılığına destek vermek için fiziken o ortamda bulunmak illa şart değil. Sevgili böyle Mehmet, baktığınızda yani hak ettiğimizi düşündüğümüz desteği görmedik tip tabii, haricindeki tabii. Muhalefet partilerinden İkincisi, diyor. Boğaziçi, bunu bir genel söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nin ilişkin de şu tespiti yapayım. Şimdi bakın biz kurumsal bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan hadiselerde bireysel kararları vermiyoruz. Yani mesela bizim İstanbul'da 30'a yakın milletvekilimiz var. Onların oraya gitmemesi... Sayın İmamoğlu'nu işaret işte ettik. Şunu doğrudan. Kastediyorum ben. Yani bireysel kararlar değil burada. Nedir o? Çünkü bazen bizim gittiğimiz şeylerde, etkinliklerde çok haklı bir mesele, gereksiz yere sanki bir AKP-CHP didişmesiymiş gibi bir algıyla toplumun önüne çıkabiliyor. Yani biz Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çok haklı bir talebi var. Bunları kürsülerden dile getirdik. Gittik birçok yerde dile getirdik. Akademisyenlerin de talepleri. Tabii. Bizim Boğaziçi Üniversitesi mezunu milletvekili arkadaşlarımız dahi oradaki görüntüyü bir AK Parti CHP meselesi haline getirmeden oradaki akademisyenlerin, oradaki öğrencilerin haklı ve demokratik mücadelesinin bir demokratik toplumda olması gerektiği ve taleplerin haklılığı, kendi temsilcilerini kendilerini seçmesi, akademisyenlerin taleplerin haklılığı bunların hepsini dile getirdik. Yani bunu tabii eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ama şu sadelikte düşünmemek lazım. Yani büyük bir demokrasi mücadelesi veren partiler var. Ama yeri geliyor çok basit bir olayda tembellik yapıyorlar. Bu değil gerçekten. Yani bu o günkü yönetimler, anlık verilen kararlardır, onlar uygulanır. Diğer bir kısma gelince de, şimdi ben şu tespiti yapabilirim. Bakın, 2015'ten beri milletvekiliyim. Onun öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok görev yaptım. Belki son 12 seçimdir referandumları dahi bizzat sahada sürekli dolaşıyorum. Bugün Türkiye'nin yaşadığı problemlere ilişkin yolsuzluklar, işte rüşvetler, yasaklar, geçim sıkıntısı, işçilerin sıkıntıları bu gibi sıkıntılarda toplumun %90'ı ortaklaşıyor. Bizim odaklanmamız gereken mesele, evet hiç ağlamadan, sızlamadan, şikayet etmeden neden siyasetçilere ve siyasi partilere adeta bir futbol takımı muamelesi yapılır gibi. Yani o fanatizmden neden Türkiye'deki siyaseti çıkartamıyoruz? Neden oy verme davranışında kendi partisinin yanlış yaptığını görse de önemli bir kısmı oy vermekten geri durmuyor? Bakın Türkiye'nin en temel problemi bu. Bir insan 40 yıldır, 50 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır sürekli onaylıyor arkadan siz görmüyorsunuz. Sürekli aynı partinin aynı parti dedim, aynı partiye oy veriyorum. Ben işte 50 yıldır şu gelenekten geliyorum. Son iki cümleleri dakika
Türkiye'nin demokrasinin en büyük tehdit olduğunu görelim ve dünyadaki bir krizle birlikte şuna da işaret edelim. Bakın dünyada parlamentoların, siyasi partilerin hep geriye gittiği, popülist liderlerin o ülkelerdeki yönetimi ele geçirdiği, hukuk devletinin, evrensel değerlerin sürekli gerilediği bir dönemdeyiz. Buna birlikte mücadele ederek ancak buradan çıkarız ve bunu da karamsarlıkla yapamayız, vazgeçerek yapamayız. Bilin ki biz vazgeçtiğimiz anda, zaten olmuyor dediğimiz anda seçimlere katılım %90'dan 50'ye düşer, hakim parti sürekli iktidarda kalmaya devam eder. Eskisinden çok daha fazla mücadele etmek zorundayız. Peki, çok özür dilerim. O son sözler için işte ne yazık ki vaktim kalmadı. Çünkü biliyorum ama bugün daha yeni başladık. Ne olur gönül koymayın. Çünkü televizyon yayıncılığında böyledir. Süremizi cetvelle çizmiş gibi ayarlamamız gerekir. Burada bizden sonra da diğer yayınlar olacak. Şunu tekrar duyurmam lazım. Türkiye Meclisi'ne katılın. Aramayın. Onu başta söylemiştik. WhatsApp üzerinden lütfen görüntülü mesaj gönderiniz. Kendinizi tanıtınız. 533-777-77-79 telefon numarası bu. Telefon değil, WhatsApp hattının numarası budur. Görüntülü mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi Türkiye Meclisi'ne noktayı koyacağız. Ama aslında bugün daha yeni başlamış oluyoruz. KRT'de Türkiye Meclisi devam edecek. Üstelik her yayında, her ay, her hafta yeniliklerle devam edecek Türkiye Meclisi. Büyüyeceğiz, gelişeceğiz, genişleyeceğiz. Belki süre, belki yayın frekansı konusunda, yayın ritmi konusunda da değişiklikler olabilir ama bu akşam günahıyla, sevabıyla artık ilk adımı atmış olduk. Bundan sonra da kabul ederseniz birlikte olacağız. Şimdilik noktayı koyuyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler.